Otrimeita. Tufanın çiftetti gizici verdi cesareti. Öyleyse hodri meydan gemi karaya vurdu. Özdemir atlası kurtuldu. Çınarda kurmaya başlayınca doktor yine umut oldu. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Kudret diyor haydi mahalleye. Cemal güveniyor reise. Çakıcı küpürüyor her yerde. Yeniden doğanlar sahnede. Güneşin etrafı bulutlandı. Şimşek çaktı, yağmur yağdı. Beklemeye tahammül kalmadı. Öyleyse hodri meydan. Hodri meydan, 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 hodri meydan, hotri meydan, hotri meydan. Hotri meydan, aa bu bayrakla hotri meydan. Hotri meydan, hotri meydan. Hoşu meydan, hoşu meydan, hoşu meydan. Efendim iyi akşamlar. Evet yine bir özel seçim programıyla karşınızdayız. Seçim 2018 ilk 100 gün dedik ve 7. programla karşınızdayız. Bu akşam Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürmen konuğumuz ve tabii bu formatta, bu programın formatında da karşısında siyasi partilerin, seçime girecek olan siyasi partilerin temsilcileri var. Onlar soracak, Sayın Erhürmen yanıtlayacak. Evet, her hafta olduğu gibi kısa tabii bir girişi alacağız önce Sayın Başkan'dan ama onun öncesinde Sayın Reşat Akar'a açılış konuşması için sözü verelim. Sonrasında da soru cevap kısmına geçelim her hafta olduğu gibi. Buyurun Sayın Akar. Evet, öncelikle Sayın Genel Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza da birçok arkadaş artık burada her hafta gördüğümüz için yakınlaşma oldu. Yüzlere baktığımız zaman hangi partinin olduğunu anlıyoruz. Güzel bir program olacağına inanıyorum. Bu ilk 100 gün farklı bir format oldu. Demokrasiye inanan herkesin bunu büyük bir sevgiyle karşıladığını görüyoruz. Aldığımız bütün duyumlar böyle. Çünkü burada farklı görüşten olan siyasi partilerin temsilcileri de düşüncelerini, beklentilerini, eleştirilerini demokratik bir ortamda ortaya koyuyorlar. Böylece daha bir sorgulayıcı durum ortaya çıkıyor. Parti liderleri de içlerinden, içinden geleni, projelerini, planlarını
daha net bir şekilde anlatma fırsatını yakalıyor. Dolayısıyla biz başından bu programa karar alırken bunu programın başında söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bu kararı alırken biz 8 partinin genel sekreterini Diyalog Medya grubuna davet etmiştik. Diyalog TV'de bir de canlı yayın gerçekleştirdik. O canlı yayın öncesinde bize hükümet kanadından bir Sayın Başbakan'ın danışmanlarından bir öneri gelmişti. En sona kendisi çıksın çünkü 7 partinin başkanları eleştirecek, işraatın başıdır kendisi. Dolayısıyla en sona olursa daha rahat cevap verebilir şeklinde, tekrar ediyorum, kendisinden değil danışmanlarından böyle bir öneri gelmişti. Biz bu genel sekreterlerle buluşmamızda bir program yaptık. En sonunca konuşmacı olarak Sayın Hüseyin Özgürgün'ü koymuştuk. UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak. Bunu genel sekreterlere önerdik. 8 genel sekreterin uzlaşısıyla program bu şekilde düzenlenmişti. Bunu da canlı yayında yine genel sekreterler uyumlu bir şekilde ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla biz bu akşam 7. programı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta içinde de 2. program olacak bu. Sayın Serdar Denktaş'ı ağırlamıştık geçtiğimiz pazartesi günü. Şimdi tabii sırada yılbaşının hemen yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta Sayın Hüseyin Özgürgün'ü burada konuk etmeyi planlıyorduk. Günlerce, neredeyse 3 haftadır gazetede, Diyalog Gazetesi'nde yayınlıyoruz da bunu. Ama bugün bir danışmandan aldığımız bilgiye göre Sayın Özgürgün pazartesi bu buluşmaya katılmayacak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Halkımız zaten ilk 7 liderin düşüncelerini bu programlarda daha net bir şekilde öğrenmiş oldu. Herkes hakkını kullandı. Biz de bir medya kuruluşu olarak yapmamız gerekeni yaptığımızın gönül rahatlığı içindeyiz. Ama 4 Ocak'ta bir başka organizasyonumuz var. Bu defa tüm parti başkanlarının katılacağı, ki bu konuda da ilk adımı yine Diyalog atmıştı. Bütün parti liderlerini yine üst stüdyolarımızda ağırlayacağız. Uzun bir program olacak, uzun bir gece olacak ama artık seçime sayılı saatler kala, 3 gün kala bir program olacak bu. Bunda da Sayın Hüseyin Özgürgün'ün katılımını biz arzu ediyoruz. Kendisine öyle davetimiz geçerlidir. Eğer arzu ederse 7 parti genel başkanından teyit almış durumdayız. Tümü katılacak. 8. genel başkan olarak Sayın Özgürgün de katılma kararı alırsa seve seve kendisini ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Dolayısıyla bu giriş konuşmasında bunları belirtmeye ihtiyacı hissettim. Sayın Tufan Örhürman'a söz onda olacak şimdi. Ben kısaca bir de kendisinden bu ilk 100 günde çabucak anlatacakları içerisinde birkaç tane beklentimi söylemek istiyorum. Mesela bugün Rum basında bir haber okudum Sayın Genel Başkan. Yarın Diyalog Gazetesi'nde bu farklı bir şekilde değerlendirilecek. Diyorlar ki Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Güney Kıbrıs normalden AB ülkelerinin kullandığından 8 kat daha fazla antibiyotik kullanıyormuş hayvanlara. Ve bu da diyor özellikle çiğ et yiyenler açısından çok sakıncalı durumlar ortaya çıkarabilir. Bizim tarafta da çok kendisine çok güvendiğim ama ismini vermek istemediğim bir veteriner doktor arkadaşımız mecliste aylardan beri bir yasanın beklediğini söyledi. Yani bizde dedi hiçbir şey belli değil dedi. Yani onlar 8 kat fazla olduğunu çıkardı ama bizim bunu da tespit etme durumumuz yok. Çünkü yasa yok dedi. Ne yasası dedim? Veteriner doktor kontrolünde bu ilaçların kullanılması gerekir diyor. Halbuki bu yasa olmadığı için veteriner doktorun reçete yazma yetkisi yok diyor. Veteriner doktor reçete yazmasına gerek kalmadan herhangi bir üretici gidip bunu alıyor, ilaçlar, antibiyotiği ve diğer ilaçları, ve bilinçsizce bir şekilde kullanıyor diyor. Dolayısıyla mesela ilk 100 gün dedik ya, meclisin ilk haftasında bu basit bir olaydır. Yasada varsa hemen görüşülüp uygulamaya konabilecek bir olaydır ve bu da insanımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren bir olaydır. Yani çok ciddi bir olaydır üstelik. Bu kadar zaman afiyetle yedik bol antibiyotikli, belki bol ilaçlı ama hiç olmazsa bundan sonra önlenebilir. Sizin bu konudaki, yani bu hızlı yapılacak işlatlar içerisindeki düşüncelerinizin arasında yer alırsa herhalde halkımız da memnun olur. Ben bunu da size belirterek
Sözü bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. 20 dakika içinde unutmamak için hemen onunla başlayayım isterseniz. O yasa tasarısıyla ilgili tartışma genel olarak veterinerler ilaç satabilir mi meselesi üzerinden yürüyen bir tartışma oldu komite aşamasında. Çünkü biliyorsunuz bizde eczacılardır ilaç satan. Ama veterinerlere düşük dozda ya da daha basit şeyler bırakılabilir mi, bırakılamaz mı tartışması yaşandı. Ve maalesef ardından seçim zamanı geldi ve geriye kaldı. Ama bu muhakkak surette geçirilmesi gereken bir yasadır. O küçük problemi çözmek suretiyle dolayısıyla ilk 100 günde rahatlıkla geçebilecek hazırlıktadır. Bunu sormuşken şunu da onunla bağlantılı ekleyeyim. 20 aylık Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümetinin en önemli zaaflarından biri de ondan önce çok sık toplanıp da bir sürü yasa tasarısını geçirmiş olan AB Uyum Komitesi dediğimiz AB yasalarını KKTC'ye uyarlamakla görevli komite 20 ay içerisinde bir tane bile yasa tasarısını geçiremedi. Bir tane bile. Ondan önce çok sayıda yasa tasarısı geçti ki bu gıda güvenliği falan meseleleri çoğu AB Uyum Komitesi ile ilgilidir. 20 ayda maalesef bu geçmedi. Çünkü vizyonun içerisinde belli ki bu yöndeki yasa tasarıları yoktu. Bu da üzücüdür. Çünkü hızlı bir şekilde oraya geçmemiz lazım. Bunun sebebi şudur. AB Uyum Komitesi bizim AB'nin içine girmemizle çıkmamızla ilgili bir şey değil. Belli standartlar belirlenmiştir dünyada özellikle gıda güvenliği konusunda ve bu standartları biz Avrupa Birliği üyesi olsak da olmasak da tanınsak da tanınmasak da kendi halkımıza bu standartları sunmak zorundayız. O yüzden de o komitenin aslında çok yoğun çalışması gerekiyor. Çünkü o standartların bu halka hizmet götürülürken bir an önce uygulanmaya başlaması gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, değinmeden geçemeyeceğim, 20 dakikamın 2 dakikasını ayıracağım. Herhalde dünyanın çok az demokrasisinde böyle bir şeyle karşılaşılır. Yani Sayın Başbakan, ben çağırdım televizyona ana muhalefet genel başkanı olarak. Bana dedi ki ben sana özel briefing vermem. Döndü Sayın Başbakan, genel başkanların tümünün katılacağı toplantılara katılmayacağını söyledi. Sadece tek başına program yapacağını söyledi. Gene döndü. Tek başına olan programları da kesinlikle stüdyoda yapmayacağım. Bunları da ancak başbakanlıkta yapacağım dedi. Gene döndü. Başbakanlıkta canlı program yapılmasını bile kabul etmedi. Bunun da banttan yapılmasını istedi. Ve bu akşam da burada 7 liderin benimle birlikte 7 tamamlanıyor anladığım kadarıyla. 7 genel başkanın çıkmış olduğu bir programa gene son dakika bilgisiyle çıkmama kararını açıkladı, size iletti. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu bir Sayın Başbakan bunu neyle açıklar? Çıkıp bunu toplumla paylaşması gerekir. Söyleyecek sözü mü yoktur? Sorulacak sorulardan mı korkmaktadır? Kendinden mi emin değildir? Ve bütün bunlardan hangisi varsa hiç fark etmez. Ve veya ile bağlıyorum belki de hepsi. Bu şartlarda nasıl olur da yeniden bu halkın başbakanı olma iddiasıyla ortaya çıkar. Yeniden ben hükümet kuracağım iddiasıyla ortaya çıkar. Bu çelişki umarım artık tüm izleyenler tarafından, tüm seçmenler tarafından açık bir şekilde görülüyordur. Çünkü demokrasi halka hesap verme rejimidir. Hatta bizim algımızda, bizim anlayışımızda demokrasi sadece seçimden seçime oy verme kalıbında yöntemsel bir şey değildir. Biz katılımcı demokrasiye inanırız. Dolayısıyla iktidar süreci içinde de sürekli olarak aslında yönetenlerin hesap vermesi lazımken Sayın Başbakan seçim dönemi bile kendisine soru sorulmaması için elinden geleni yapıyor ve bütün bunları da gözümüzün içine baka baka yapıyor. Bana demişti ki ben çağırdığımda programa bence CTP Genel Başkanı'na özel briefing verecek değilim demiş. Arkasına da eklemişti. Ama halka hesabımı veririm demişti. Tamam işte gel. Burada halka hesap ver. Halkın bütün kesimlerinin, bütün siyasi kesimlerinin temsilcileri var burada. 700 bin dolarla ilgili iddialar var gazetelerde çarşaf çarşaf çıkıyor. Buraya gelmiyorsun, çık bir basın toplantısı yap, orada bunu açıkla. Onun hesabını ver. Hiçbir şekilde Sayın Başbakan hesap vermeye yanaşmıyor. Görünür olmaktan bile ürken korkan bir hali var. Bu demokrasimiz açısından çok ciddi şekilde sakıncalıdır. Şimdi ben kendi söyleyeceklerime geçeyim izninizle. Biz bu 7 Ocak seçimini iki açıdan çok kritik bir seçim olarak görüyoruz. Birinci temel sebebi kritik olmasının 20 aylık bir hükümet döneminin üstüne geliyor. Bu seçim ve 20 aylık hükümet döneminde yaşanılanlar ortadadır.
Bu kez gerçekten ortadadır. Yani bugüne kadar hep muhalefet partileri ortadadır derdi ama bir kısmının ispat sorunu olurdu. Bu defa ispat sorunu yok. Bu 20 ay içerisinde, bakın artık ezberledim, Maosa'da Bedis piknik alanından tutun, Salamis antik kentine geçin, oradan zıplayın, gidin Kumyalı'ya, Kumyalı'dan tatlı suya, tatlı sudan Girne ikinci bölgeye, Girne ikinci bölgeden Girne antik limana, Girne antik limandan çıkarma plajına, oradan Gorno tepesine, oradan da Lefkoşa'daki çeşitli arsalara kadar birçok kamu arazisi gayri hukuki yöntemlerle özel kişilere verilmeye kalkıldı. Bunlarla ilgili sayısız dava açıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak sadece biz onun üstünde dava açtık. Ve açtığımız tüm davaları kazandık. Kazanmamızın sebebi bizim hukuku çok iyi bilmemiz ya da çok iyi hazırlanmamız falan değildi. O kadar kör kör parmağın gözüne açık hukuka aykırılık yapıldı ki mahkemelerin huzuruna gider gitmez mahkemeler ara emri verdi. Dolayısıyla bu dönem öyle bir dönemdir ki 20 ayda rekor kırıldı, hukuksuzluk rekoru. 20 ayda bugüne kadar hiçbir hükümete karşı açılmamış kadar çok dava açıldı ve açılan tüm davalar kazandı ve daha vahimi kazanıldı ve daha vahimi bütün bu davalar ve sonuçları hepsi kamuoyunun gözü önünde yaşandı. Hiçbiri gizli saklı değildir. 20 ayda 12 bin vatandaşlık yapıldı. Bunun 2 bin tanesi istisnai vatandaşlıktır. Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan vatandaşlıktır. Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan vatandaşlıklarda biliyorsunuz bir gün bile bu ülkede ikamet etmiş olmak şartı aranmaz. Bu ülkede onlarca yıldır bulunan Türkiye kökenli insanlarımız, başka ülke kökenli insanlarımız da var. Bu insanlara vatandaşlık verilmezken, bu ülkede doğan 17-18 yaşına kadar bu ülkede yaşamış gençlere, anaları babaları KKTC vatandaşı olmayan gençlere vatandaşlık verilmezken, bir günlük turist vizesiyle bu memlekete gelen insanlara o 2000 kişinin içinde Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildi. Defalarca meclis kürsüsünden ben çıktım ve bu hükümete şunu söyledim. 10 yılı aşmış herkesi otomatik vatandaş yapın. Bu ülkede doğmuş 17 yaşına gelmiş çocukları hiç sormadan vatandaş yapın. Ben size bırakın muhalefet etmeyi destek vereceğim. Ama siz gerekçesiz bir şekilde bir günlük turist vizesiyle bu ülkeye gelen insanlara Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık veremezsiniz. Çünkü iyi idare yasası açıktır. Gerekçesiz idari işlem yapılması bu ülkede mümkün değildir. Bunu söyledik dinlemediler. Ondan sonra gittik bir tane dava açtık sadece. Bir resmi gazete yayınlanan 40 vatandaşlıkla ilgili. Ve o dava daha devam ediyor. Ondan sonra meclis kürsüsüne çıkıp hiç çekinmeden siz dava açtıktan sonra biz gerekçeleri yazmaya başladık zaten dediler. Yani biliyorlardı gerekçeleri yazmaları gerektiğini. Ama resmi gazetelere baktık gene gerekçeler yoktu. Yani o 2000 vatandaşlıkla ilgili olarak çok ciddi hukuki tartışmayı bile bile gözümüzün içine soka soka yarattılar. Kırsal kesim arazileri konusunda son güne kadar beklediler, seçim gününe kadar beklediler. Seçime 3-4 gün kala hala kırsal kesim arazi dağıtmaya kalktılar. Gençleri birbirlerine soktular, arbede çıktı. Bütün bunların yaşanmasının üstüne bir de nihayetinde bir hafta kadar önce, işte 10 gün kadar önce Sayın Hüseyin Özgürgün'ün banka dekontları yayınlandı. Bir gecede 700 bin dolardan bahsediliyor, bankadan çekilen 700 bin dolardan belgeleriyle. Ben kendi adıma söylüyorum çok rahatlıkla. Ben 4,5 sene önce milletvekili oldum. Sayın Özgürgün de 4,5 sene önce milletvekili oldu. Bu süre içinde aynı maaşı biz aldık. Sadece başbakan olduğu dönemde benden belki 500-600 lira ayda fazla maaş alıyordur. Benim 4,5 sene önceki mal bildirimimde bir ikinci el Toyota arabam vardı. Bir de apartman dairem vardı. Bir de bankada orada belirttiğim param vardı. 4,5 sene geçti aradan. Toyota arabam hurdaya çıktı. Babama devrettim. O işte kullanıyor şehir içinde. Ben bir ikinci el Mazda araba aldım. Bu arada evlendim. Eşimle birlikte bir ev aldım ve borcum var. Bankadaki bütün paramı o eve verdim ve artı borçlandım. Borcum da ortada. Başka da bir şeyim yok. Peki ben 4,5 senede aynı maaşı alarak bu noktadaysam nasıl olur da Sayın Başbakan benimle aynı maaşı alarak bir gecede 700 bin dolar çekim yapabiliyor bankadan? Bunu çıkıp bu kamuoyuna açıklaması lazım. Bana demişti ya sana özel briefing vermeyeceğim ama ben hesabı halka veririm. İşte hesabı halka verme zamanıdır. Ve günlerdir Sayın Başbakan yalandır bile demedi. Geçtim açıklama yapmayı. Bu yalandır, bu yanlıştır bile demedi. Bütün bunları niye söylüyorum? İlk 100 günle ne ilgisi var? İlk 100 günle şu ilgisi var. Bu seçim kritiktir. Çünkü bütün bunların üzerine
halkımız gider de bu zihniyete oy verirse, Sayın Başbakan'ın kendi söylediği gene bir cümle var biliyorsunuz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir diyor. Bütün bu yaptıklarını 5 yıl boyunca yapacağına dair adeta vaatte bulunuyor. Dolayısıyla bu seçimde bu zihniyete oy vermek, bu zihniyete 5 yıl için daha onay vermek anlamına gelir. Peki ilk 100 günle ilgisi nedir? Çok açık. Ben dün akşam da bir programda söyledim. Biz bu memlekette yapanın yanına kar kalır anlayışını bu yeni hükümetin kurulduğu gün itibariyle değiştirmeye başlamak zorundayız. Yeni hükümet kurulduktan 3 ay sonra, 4 ay sonra bunu değiştirmeye başlarsanız halkın algısında ha demek ki gene hesap sorulmuyor, gene yapanın yanına kar kalacak algısı halkın algısında iyice yerleşir. Onun için bizim ilk 100 gün programımızın birinci ayağında hızla hükümet kurulur kurulmaz bizim yasamızın ceza muhakemesi usulü yasasının ki fasıl 155'tir. 4. maddesinin bakanlar kuruluna verdiği yetkiyi kullanmak var. Hiç vakit kaybetmeden hükümet kurulur kurulmaz. Bu yetki okuyorum buradan 4. maddenin 2. fıkrasıdır. Bakanlar kurulu ehil ve uygun gördüğü herhangi bir kişiye ismen veya makam olarak işlenen herhangi bir suç ile ilgili olarak soruşturma yapmak için yetki verebilir. Yani bu polisin ya da başsavcılığın devreye girmesine gerek kalmaksızın doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu'nun bir özel soruşturmacı atama yetkisidir. Bu Sayın Özkan Yorgancıoğlu döneminde bir kez de kullanılmıştır. Gene benim oradaki talebim vereceğim üzerine. Bunu biz hızla hayata geçireceğiz. Bu konuda mesela madem ki bankadaki parayla ilgilidir bu, Merkez Bankası'ndan üst düzey bir yetkili bu konuda özel soruşturmacı olarak Bakanlığa Kurulu tarafına atanabilir. Demin saydığım Bediz Piknik Alanı'ndan Karşıyaka'daki Gorno Tepesi'ne kadar olan ve Lefkoşa'nın içinde olan bütün hukuksuz işlemlerle ilgili olarak da aynı süreç işletilebilir. Ve 100 gün dolmadan bu soruşturmalar tamamlanabilir. Çünkü özel soruşturmacıyı özel yetkili kılarsınız. Yani özel soruşturmacı sadece o olayla, o suç iddiasıyla ilgili yetkili olur ve onu tamamlar, raporunu hazırlar ve Bakanlar Kurulu'na sunar. Bakanlar Kurulu da bunu kamuoyuyla paylaşabileceği gibi savcılığa aktarıp dava açma sürecini başlatabilir. Bu bizim bir iddiamız var ya bu sistem değişecek diye. Bu sistemin değişmesine ilişkin en önemli ayaklardan biridir bu. Çünkü bu ülkede yapanın yanına kar kalır anlayışı devam ettiği müddetçe herkes yapmak konusunda kendini son derece özgür hissetmeye devam edecek. Biliyorsunuz bir sayın bakan büyük bir rahatlıkla kendi partisinin gençlerine hitap ederken özür dileriz. Bu dönem gençlik örgütünden birçok arkadaş istihdam edemedik. Çünkü Maliye Bakanı Serdar Denktaş'tı. Bize istediğimiz yetkileri vermedi. Onun için az istihdam yapabildik gençlik örgütünden. Ama önümüzdeki dönem tek başına geleceğiz. Hepinizi istihdam edeceğiz diyebildi büyük bir rahatlıkla. Bu da kamuoyunda yayınlandı. O sayın bakan da sus pus oldu. O da hiçbir şey söylemedi. Bizim gene Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak meclise sunduğumuz meclis soruşturma önergeleri vardı. Tahsin Ertuğruloğlu'yla, Kemal Dürüst'le, Hüseyin Özgürgül'le, Sunat Atun'la ilgili. Bunlarla ilgili seçimden hemen sonra polise başvuracağımızı zaten açıkladık. İstemedik ki seçim dönemi içerisinde bunu yapalım da seçime malzeme ediyorlar falan filan gibi olayın ciddiyetini sarsacak bir takım şeylerle karşılaşalım. O yüzden halkımıza hep şunu söylüyoruz. Bu seçimde Ulusal Birlik Partisi yeni bir oyun da oynamaya başladı. Gezip gezip diyorlar ki biz geçmişte İrsen Küçüğü de yedik. Hiç merak etmeyin gerekirse Özgür Gün'ü de yedik. Ondan sonra Pürüpak devam ederek yolumuza. Öyle bir şey yok. Sadece Hüseyin Özgür Gün değil ki iddiaların muhatabı olan. Kemal Dürüst'le ilgili de, Sunat Atun'la ilgili de, Tahsin Ertuğrul'la ilgili de bizim belgeli iddialarımız var. Ercan Sözleşmesi'nin 4 yıl uzatılmasıyla ilgili. Dolayısıyla burada Ulusal Birlik Partisi öyle bir tek Özgür Gün'ü kendi deyimleriyle harcayarak kendilerini aklama gibi bir şansa sahip değil. Dolayısıyla ilk 100 günün birinci ayağı bu konuyla ilgilidir. İkinci kritik olma sebebi de bu seçimin, biz bu ülkede artık bir şeylerin planlı ve programlı bir biçimde yapılmasını öğrenmek ve bunu hayata geçirmeye başlamak zorundayız. Biz 1974'ten beri bu ülkede, bunu başka bir yerde söyleseniz size gülerler. Sadece Lefkoşa'da imar planı yapabildik. Lefkoşa dışında hiçbir yerde imar planı yapılmadı. O da özel bir projeydi diye yapıldı. İmar planı olmadan 1974'ten 2017'ye gelen
bu kadarcık da küçük bir ülke olan başka bir ülke bilmeyiz yoktur. Bizim hükümetimiz döneminde, hep denir ya Hacettepe döneminde ne yapıldı falan filan, bizim hükümet dönemimizde ilk defa ülkesel fizik plan yapıldı. Ki ülkesel fizik plan bütün imar planlarına yol gösteren genel plandır. Ama o ülkesel fizik planı ardından ilçelerde ve emirname bölgelerinde hala imar planları yapılmadı. İlk 100 gündeki en önemli hedeflerimizden biri, hükümetin kuruluşuyla başlayarak 2 yılda tamamlanma hedefiyle tüm ilçelerde ve tüm emirname bölgelerinde imar planlarının hızla tamamlanmasıdır. Bu neden önemlidir? Sadece imar planı bir ülkede bir ilçenin nasıl imar edileceğiyle ilgili değil. Her bir ilçede neyi kurguladığınız, o ilçenin geleceğine dair neyi hayal ettiğinizle ilgili bir meseledir. Mesela bizim programımızda çok açık bir şekilde Bafra'dan Dipkarpaz'ın ucuna kadar ve Lapta'dan Kozanköy'ü aşağıya inin Yeşilırmak'a kadar olan bölge 3 temel ekonomik faaliyet üzerinden planlanmıştır. Bunlar tarımdır, eğitimdir ve alternatif turizmdir. Bizim bu iki bölgedeki kalkınma planımız ki kalkınmada öncelikli iki bölgemizdir, bunun üzerine kurulmuştur. Ama imar planını yapmadığınız müddetçe bu konudaki teşvikleri ve destekleri doğru yöne kanalize etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ilk 100 günde imar planlarına hemen başlanacak, 2 yılda tamamlanma hedefiyle ve bu bölgeler şimdi söylediğim şekilde ayrılacak. Ha Bafra'da gene ilk 100 gün içerisinde Bafra bölgesinde biliyorsunuz kitle turizmi yapılması amacıyla büyük otellere yerler tahsis edildi. Defalarca söyledik mecliste, Sayın Fikri Ataoğlu'nun kendi sözü vardır mecliste, meclis kayıtlarında vardır. Dedik ki iki tanesi bitti daha, bu kadar yılda sadece iki otel bitti. 9 otel için yer ayırdınız, 7 otelin yeri orada duruyor hala. Hiçbir şey yapılmadı üzerine ve siz oradan zıplayıp Kumyalı'ya Noel Baba bilmem ne tesisi yapmak için kitle turizmi girişimi yapıyorsunuz. Bunları tamamlayın. Tamamlayamayacaksanız tahsisleri iptal edin. Ve Fikri Ataoğlu kürsüye geldik. Çok da sevdiğim biridir. Bilenler bilir. En sevdiğim milletvekillerinden biridir. Kürsüye geldi ve evet biz bunları iptal edeceğiz. Süre verdik. Sürenin sonunda eğer başlamazlarsa iptal edeceğiz dedi. Hiçbir şey yapılmadı. Bu memleketin taşı toprağı başka ülkelerin taşı toprağı kadar çok değildir. Bizim küçücük bir memleketimiz var. Bu küçücük memlekette doğru planlamayla doğru faaliyetlere girişmediğimiz takdirde 5 sene sonra tekrar burada toplanırsak ne yapacağımıza dair konuşacak bir şey bile bulamayız. O yüzden Bafra'da ilk 100 gün içerisinde muhakkak surette başlamayan yatırımların tahsisleri iptal edilip onlar yeniden ihaleye çıkılıp gerekirse başkalarına tahsisler yapılacak. Gene en önemli hedeflerimizden bir tanesi 4 yerde Girne Antik Liman'da, Lefke Kasaba bölgesinde, Lefkoşa surlar içinde ve Maosa surlar içinde birçoğunuzun tatil dönemlerinde gidip gördüğü gibi Avrupa'da olduğu şekliyle old town'lar yaratma hedefidir. Bu çok gerçekçi bir hedeftir, çok gerçekleşebilir bir hedeftir. Çünkü zaten bu 4 bölgenin imar yapısı, mimari yapısı old town olmaya son derece müsaittir. Önemli olan buraları planlayıp bir an önce gerekli destek ve teşviklerle bunları o kimliğe büründürecek girişimleri başlatmaktır. Dolayısıyla ilk 100 gün içerisinde başlatacağımız çalışmalardan biri de bu 4 bölgedir. Düşünün, Lefke bana göre turistik açısından en ileri noktalardan birindedir. Ama Lefke'nin turistten de 11 bin mensubu olan Lefke Avrupa Üniversitesi'nden de yararlanma oranı, yani kasabanın ve Doğancı'ya kadar, Gaziveren'e kadar olan bölgenin yararlanma oranı çok düşüktür. Çünkü Lefke'yi bir cazibe merkezi haline getirecek bir yatırım planlaması içerisine bugüne kadar girmedik. Gene iki tane önemli yatırım hedefimiz var. Mausa Limanı ve Girne Limanı'nda marina projelerimiz ve eski limanla yeni limanı birbirinden ayırıp eski limanı kültürel turizmde, yeni limanı ise kitle turizminde kullanma hedefimiz var. İki marina hedefimiz var. Ve bu iki marina hedefiyle ilgili olarak da kamu özel ortaklığı modelini öngördüğümüzü de programımızda çok açık belirttik. Bunun da çalışmaları ilk 100 günde başlayacak. Trafikle ilgili inşaat mühendisleri odasıyla birlikte yürüttüğümüz Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında bir çalışma var. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yoğun katkısıyla yürüttüğümüz bir çalışmadır. İlk 100 gün, tam 100 gündür oradaki eylem planı. İlk 100 gün içerisinde Lefkoşa-Mausa yolunun trafikteki bütün kör noktalarının yok edilmesi üzerinden bir proje 100. gün ortaya çıkılacak şekilde
çalışıldı, ihalesi de tamamlanacak şekilde çalışıldı ve onun ardından da bunun yapımı ve en azından Lefkoşa-Mausa arasındaki trafikte trafik kazalarının mümkün olduğu oranda sıfır hedefiyle azaltılması için girişim başlatılacak. Bütün bunları söylerken herkes bana şunu söylüyor. E peki bir sürü şey saydın. Marina'dan tut da eski kent projesine, limanlarda bilmem eski liman, yeni liman ayrımına bir sürü şey. Lefkoşa'ya devlet hastanesi projesi zaten bizim dönemimizde hazırlandı. Projesi de çizildi, kamulaştırma kararları da alındı. Sadece harekete geçmesi kaldı. Nasıl parayı bulacağız? Bakın ben size rakam da vereceğim. Bununla ilgili çünkü artık her şey o kadar açık ki 20 ay içerisinde bu hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya altyapı yatırımları için aktarılan 514 milyon TL. Bakın ezberledim artık söyle hiç notlarıma bakmıyorum. 514 milyon TL altyapı yatırımları için hibe ve destek olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarıldı. Bu hükümet 20 ayda bu 514 milyondan sadece 157 milyonunu kullanabildi. O kadar projeyi realize edebildi. Realize etme kapasitesi yok. Ve düşünün 514 milyondan 157 milyonu kullanıyorsunuz, gerisi gidiyor. Ve sizin ne ihtiyacınız var? Lefke tarafında, Mehmetçik tarafında, Lefkoşa-Mausa yolu arasında yollara ihtiyacınız var, altyapıya ihtiyacınız var. Ve büyük bir bonkörlükle Türkiye Cumhuriyeti'nin size ayırdığı 514 milyonu kullanma basiretini gösteremiyorsunuz. 157 milyon kullanabiliyorsunuz sadece, geri kalan da gidiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali protokolü imzalayan da bu hükümettir. Biz hükümetten gittik, geldiler pat diye imzayı attılar. Onun içinde yazanlardı yapmaları gerekenler. Kendilerinin yapacağım diye söz verdikleriydi. Ama onları yapmadıkları için 514'ten 157 milyonundan yararlanabildi Kıbrıs Türk halkı. Bir başka rakam vereyim size. 540 milyon TL de Türkiye Cumhuriyeti'nin ayırdığı reform destek ödeneği var. 540 milyon TL. Ne demek reform destek ödeneği? Siz bir takım reformları yapacağınızı vaat ediyorsunuz ya Türkiye Cumhuriyeti'ne mali protokolde. Diyorsunuz ki şunu yapacağım, şunu yapacağım, 30 kalem var. Bir tanesini yaptığınızda 540'tan size 50 milyon veriyor. Bir daha yaparsanız 30 milyon daha veriyor. Peki 20 ayda 540 milyon TL'lik reform destek ödeneğinden bu hükümetin Kıbrıs Türk halkına sağladığı ne kadar biliyor musunuz? 0 TL. 20 ayda bir tek reform yapmadılar. Ve bir kuruş bile alamadık reform destek ödeneğinden. Toplamı bunun 900 milyon TL'dir. Kıbrıs Türk halkının bu kadar altyapı eksiği dururken 900 milyon TL'yi kullanmayıp da geri Türkiye Cumhuriyeti'ne göndermek gibi bir lüksü mü var? Bütün yollarımızdan biz şikayetçiyken, hala birçok kentimizde kanalizasyon sorunu çözülmemişken, su sorununu bile hala kimse çözememişken, CTP suyu imzalamadı lafı nasıl bir hafızaysa hala ortada dolaşırken, suyla ilgili anlaşmayı CTP imzalamışken üstüne üstlük. Bütün bu altyapı yatırımlarında 900 milyonu geriye gönderecek kadar bonkör bir hükümete bizim ihtiyacımız yok. Bizim altyapı yatırımlarına ihtiyacımız var. Bizim elde edeceğimiz parayla gene ilk 100 günde başlatacağımız projelerden bir tanesi gençlere, kadınlara ve engellilere onları üretimin içerisine çekebilmek için sıfır faizli uzun vadeli krediler sağlamak. Ama küçük küçük krediler, mikro kredi dediğimiz krediler. Çünkü bu insanlarımızın üretimin içerisine girmesi lazım. Dipkarpaz'daki, İskele'deki gençlerimizin oradaki alternatif turizm faaliyetinin içine gireceği küçük küçük kafeleri, küçük küçük işte ortaklıklar kurabiliyorlarsa, küçük küçük butik otelleri, kahvaltı odaları olması lazım. Bütün bunlar bizim uydurduğumuz şeyler değil. Hindistan'da bile yapıldı bunlar. Hem de çok küçük paralarla yapıldı. Sen 540 milyon reform destek ödeneğini aktaramazsan bu ülkeye hizmet babında, evet bu işleri yapamazsın. Dolayısıyla bunların bir an önce başlaması lazım ve tüm hizmet alanlarında planlamaya geçmek lazım. Son olarak bilmiyorum herhalde sürem dolmak üzere. Çok kısa bir şeyden daha bahsedeyim, sorularla açarım. Son olarak bir şeyi daha hemen planlamaya başlamamız lazım. İlk 100 günde bu ülkenin eğitim sistemi tamamen çökmüş durumdadır. Bu ülke ne yetiştireceğini, nasıl yetiştireceğini bilmez durumdadır. Tek tek öğretmenlerimiz biliyor ama sistem bunu tanımlayamaz durumdadır. Yani bizim nasıl olur da kaç tane diyelim ki beden eğitimi öğretmeni,
kaç tane beden eğitimi öğretmeninin hali hazırda işsiz olduğunu bilen bir ülke beden eğitimi öğretmenliği bölümüne burs vermeye, yani çocuklarımızı beden eğitimi öğretmeni olmaya teşvik etmeye nasıl devam edebilir? Böyle bir planlama mantığı dünyanın neresinde var? Bu ülkede gastronomi diye bir alan var artık. Bu ülkede değil, dünyanın her yerinde. Ve gastronomi son derece sosyal statüsü yüksek bir alandır. İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da. Çok para kazanır gastronomiyle uğraşanlar. Biz onlara sadece aşçı diyoruz. Aşçı falan değil, gastronominin uzmanıdırlar. Ve bakıyorsunuz otellerimize, bu kadar otelimiz var. Bir tane Kıbrıslı Türk aşçı ya vardır ya yoktur. Yani gastronomi uzmanı. Ve bu otellerin buna ihtiyacı var. Ama biz ne yapmıyoruz? Bu alana çocuklarımızı teşvik etmiyoruz. Biz çocuklarımızı bu alana teşvik ettiğimizde çocuklarımız sıradan aşçılar falan olacak değil. İnanın ki izleyin televizyon programlarını. Gastronomi alanında uzman olan bir kişinin Avrupa'da bir tıp doktoru kadar, en az onun kadar bir sosyal statüsü var. Ondan çok daha fazla para kazanır. E peki ben biliyorsam ki, bak bir rakam daha vereyim size. Ben biliyorsam ki benim toplumumda, benim halkımda vatandaşlarımın, iş gücü yaşındaki vatandaşlarımın sadece %51'i şu anda iş gücü piyasası içindedir. %49'u dışındadır. Kadınların ise sadece %35'i iş gücü piyasasının içindedir. %65'i dışındadır. Ve kadınlarda bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %62'dir. Bu şunu gösterir. Benim atıl bir insan kapasitem var. E atıl param var 900 milyon TL. Atıl insan kapasitem var, kadınlarımın %65'i, toplumun tamamının %49'u. Peki ülkemin potansiyeli yok mu? En azından hala kirletilememiş Lapta'dan, Yeşilırmağa, Bafra'dan, Dipkarpaz'a olan bölgede çok ciddi tarım, alternatif turizm ve eğitim potansiyeli var. E potansiyel var, iş gücü var, para da var ama bunları bir araya getirecek bir zihniyet yok. Çünkü bu zihniyet, iktidardaki zihniyet bir tek şeyi biliyor. Menfaat dağıtıp onun karşılığında siyasi destek devşirmenin yollarını aramayı. İstihdam yapacağım, vatandaşlık dağıtacağım, kırsal kesim arazisi dağıtacağım, kamu arazilerini dağıtacağım, bunun karşılığında siyasi destek devşireceğim ve bunun adına da siyaset diyeceğim. Böyle bir siyaset anlayışıyla bu ülke buraya kadar geldi, duvara toslamak üzeredir. O yüzden 7 Ocak seçimi kritiktir. Bütün bunlar ilk 100 gün içinde çalışmaları başlayacak şeylerdir ama insanlar ilk 100 gün içinde de, çok açık söyleyeyim ve bitireyim, mucizeler beklememelidir. Çünkü bu ülkenin esas meselesi birilerinin sürpriz yumurtalarıyla ortaya çıkararak mucizeler yaratması değil. Bu ülkenin esas meselesi artık kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak bu ülkeyi hangi süreler içerisinde nerelere taşımayı öngördüğümüzü ortaya koymamızdır. İmar planlarını yapmamızdır. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti 2023 hedeflerinden bahseder, 2071 hedeflerinden bahseder. Bizim de geçtim 2071'i, hiç olmazsa önümüzdeki 5 yılda ne yapacağımızı planlayacak bir kapasiteyi ortaya koymamız lazım. Ve biz inanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkının bu kapasitesi fazlasıyla vardır. Evet. Böylelikle başlamış olalım. Hemen nerede mikrofon geldi mi size? Evet, sağ taraftan Ulusal Birlik Partisi'nden başlayalım. Beskoça Gençlik Kolları'ndan Mustafa Çalola. İyi yayınlar dilerim. Ulusal Birlik Partisi'nden? Evet. Genel başkanınız gelmiyor ama siz katılıyorsunuz programlara. Öyle mi? Tamam, güzel. Yok, sevindim. Bunu eleştiri olarak almayın. Çok sevindim. Buyurun. Sayın Başkan, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sorum şu. Birçok kez Türkiye tarafından dayatıldığını iddia ettiğiniz veya dile getirdiğiniz parti olarak ekonomik paketlere tam destek veren ve asgari ücretin yükselmesine karşı çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı'nı partinizden kontenjan adayı göstererek CTP'nin sosyalist duruşuna aykırı davrandığınızı kabul ediyor musunuz? Ve iktidara gelirseniz duruşunuzu değiştirecek misiniz? Şimdi tabii Ulusal Birlik Partisi'nden bir genç arkadaşımın sosyalist duruş üzerinden CTP'yi eleştirmesi çok ilginç. Bizim sosyalist duruşumuzu herhalde muhafazakar sağ bir partinin eleştirmesi çok anlamlı değil. Ama sorudan asla kaçmıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Son ekonomik ve mali protokol, son dediniz ya, Ticaret Odası desteklediğini açıkladı. Kim tarafından hazırlanmıştır biliyor musunuz? Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından.
ekonomik ve mali protokolü kalem kalem Cumhuriyetçi Türk Partisi hazırlamıştır. Bir tek nokta dolayısıyla ekonomik ve mali protokol imzalanmamıştır. O nokta da elektrikte dağıtımın özelleştirilmesi noktasıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi buna karşı olduğu için o protokolü imzalamamıştır. Ve yeni dönemde de Cumhuriyetçi Türk Partisi, evet, ekonomik ve mali protokolü kendisi yazacaktır. Bizim ekonomik ve mali ve sosyal kalkınma planı hazırlamış olmamızın şimdiden sebebi de budur. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali protokol imzalanmasına ve bu protokollerin gereklerinin hayata geçmesine karşı bir parti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali protokol imzalanmasını destekleyen bir parti olduğumuzu demin size verdiğim rakamlardan zaten ortaya koyuyoruz. Niye ben o zaman 900 milyonun peşine düşeyim? Yani ekonomik ve mali protokol imzalanmazsa o 900 milyon bu ülkeye giremez zaten. Benim derdim o 900 milyonun hatta çok daha fazlasıyla, programda buna ilişkin yapısal dönüşüm önerilerimiz var, çok daha fazlasıyla ülkeye gelebilmesi. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına kendi programımla çıkabilmeliyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne bu ülkede ekonominin pastasının büyümesinin yöntemleri bunlardır. Ben bilirim bunu çünkü burası benim ülkemdir. Benim bu kadar uzmanım vardır. Ben bu ülkede ekonomiyi nasıl büyüteceğimi bilirim diyen bir parti arıyorum. Ve o partinin CTP olduğunu söylüyorum. Biz bu çalışmayı da yaptık. Bizim yaptığımız çalışmaya elektrikte dağıtımın özelleştirmesi de dahil sizin partiniz Demokrat Parti ile birlikte biz gittikten hemen sonra geldi tak diye imzayı attı. Siz karşı değilsiniz ekonomik mali protokollere. Sorarım ben size. 20 ayda imzaladığınız ekonomik mali protokolün bir tek maddesini bile hayata geçirmemek. Türkiye'ye, bıraktım Türkiye'yi. Herhangi bir ülkeyle uluslararası sözleşme imzalarsanız, Pacta Sunt Servanda, Ahde Vefa diye bir ilke var. İmzalanan sözleşmeye uyarsınız. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak öyle getirin ne varsa imzalayalım diyenlerden olmadık hiçbir zaman. Evet, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, kamu yararını biz o masada sonuna kadar savunuruz. Ama ne zamanki imzalarız, biz o sözleşmeyi takır takır uygularız. Çünkü sözümüzün ve imzamızın arkasındayız. Ama 20 ayda siz gelirkenden sözleşme imzalayacaksınız. 20 ayda bir maddesini bile uygulamayacaksınız. Ve bu memleketin 540 milyon TL'sini geri göndereceksiniz. Bu anlayış bize uymaz, bu bir. Geleceğim Fikri Toros'a. İkincisi, asgari ücret dediğiniz şey bu ülkede aslında sadece asgari ücret değil. Bunu herkes de biliyor. Çünkü asgari ücret dediğiniz şey birçok şeyin de bazıdır aynı zamanda. Yani birçok vergi hesabı asgari ücret kalemleri üzerinden yapılır. Ve bu ülkede biliyor musunuz asgari ücretin yükseltilmesine kim de karşı çıktı? Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası. Küçük işletmeciler, KOBİ'ler. Neden? Çünkü yanlarında 2-3 kişi çalışıyor ve o 2-3 kişiye asgari ücreti yüksek ödedikleri takdirde batma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden bizim programımızda asgari ücret yükseltilecek diye bir ibare yok mesela şimdi. Sol bir parti olarak, sosyalist bir parti olarak. Ne var ama onun yerine? Asgari ücret sonsuza kadar baz kabul edilecek bir ücret değil. Asgari ücret kıdeme bağlı olarak, uzmanlığa bağlı olarak, eğitime bağlı olarak yükselecek bir ücrettir. Yani 3 yıl boyunca asgari ücretle bir insanı çalıştırabilirsiniz ama 4. yıl artık çalıştıramazsınız. Onun üstünde yeni bir asgari ücret belirlenmesi gerekir. Bunun kademeli olarak yükselmesi gerekir ki işçilerimiz kıdem kazandık sonra, uzmanlık kazandık sonra, kendilerini geliştirdik sonra alabilecekleri ücretin bazı yükselsin. Dolayısıyla Fikri Toros'un şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne aday olması sosyalist ilkelerimizle falan çelişmiyor. Başka bir şeyle çok uyum sağlıyor. O da şu, memleketin getirildiği noktada bizim verdiğimiz mücadele bir varoluş mücadelesidir. Bu ülke yok oluşa doğru sürükleniyor. Bu halk yok oluşa doğru sürükleniyor. Ve biz bu noktada çıktık ve dedik ki biz Kıbrıs Türk halkının tüm kesimleriyle güçlerimizi birleştireceğiz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın başkanı da bizden adaydır. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı da bizden adaydır. Hayvancılar Birliği Başkanı da bizden adaydır. Tıp İş Başkanı da bizden adaydır. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri de, KİTÖS Yönetim Kurulu üyeleri de bizden adaydır. Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı da bizden adaydır. Ve bütün bu sivil toplumu, Eski Tabipler Odası Başkanı da bizden adaydır. Bütün bu sivil toplum örgütlerini bu ülkenin acil sorunlarını hızla çözüp
varoluşsal meselemizi bir an önce halletmek üzere biz bir araya getirdik. Sordunuz diye söylüyorum, hiçbir sorudan kaçmamak için. Bizim partimizde de Fikri Toros'un aday gösterilmesi bir iş insanı olarak bir ilk değildir. Bu soruyu hazırlarken biraz geçmişe baksaydı hazırlayanlar şunu görürlerdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir milletvekili var. 14 yıldır ismi Özdil Nami. Özdil Nami İş Adamları Derneği Başkanlığından gelmiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi içine ve CTP'nin yıllardır içindedir. Kutlay Erk bizim genel sekreterliğimizi yapmıştır. Ticaret Odası'ndan gelmiştir. Hasan İnce, Şua Saraçoğlu Cumhuriyetçi Türk Partisi listelerine aday olduklarında Ticaret Odası ikinci başkanıydılar. Yani bu kadar açık bir şeyin hala 50 defada biz açıklamış olmamıza rağmen, televizyonlarda söylemiş olmamıza rağmen soru diye hazırlanması biraz şey, bu derse daha iyi çalışılabilirdi hissi uyandırıyor. Ben de bu hiçbir şekilde çelişmez. Birçok dünyadaki sosyalist partide de sosyalist partilerin ana ilkeleriyle uyum sağlayan iş insanlarının göreve geldikleri ve görev yaptıkları herkes tarafından bilinir. Evet ama sordun ya devam edecek miyiz iktidar dönemimizde? Evet edeceğiz. Biz yeni bir ekonomik ve mali protokolü biz imzalayacağız. 2018'de imzalanması lazım. İmzalayacağız. Hazırlandık dersimize bakın. Bu tamamen bir ekonomik ve sosyal kalkınma planıdır. 108 sayfadır. Bu zaten bir mali protokolün ana hatlarıdır. Biz bununla Türkiye Cumhuriyeti'yle oturacağız masaya. Bunu imzalayacağız. Ve imzaladığımız günden itibaren de takır takır uygulamaya başlayacağız. Çünkü bu ülkenin ekonomisinin bir an önce büyütülmesine ve adil paylaşıma ihtiyacı var. Tüm sosyalist partiler de dünyada ekonominin büyümesini ve paylaşımın adil olmasını savunur. Biz de savunuruz. Evet, Halkın Partisi ile devam edelim hemen. İyi akşamlar. Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili adayı Emsal Emirzadeoğulları. Öncelikle ekran başındaki herkese iyi akşamlar diliyorum. Tufan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emsal Hanım. Ne demek? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olasınız. Ne demek umut yok dediniz? 2003'te umutları yıktınız. 2009'da bırakıp gittiniz. Şimdi umut diyorsunuz. Bu kaçıncı umut? Hem sistemi değiştireceksiniz diyorsunuz, hem de bu seçim tek başına iktidar zor diyorsunuz. Koalisyonla bu işlerin olmayacağını sizlerin her türlü geçmiş koalisyonunuzda gördük. Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız? 2003'ten bahsettiniz, 2009'dan bahsettiniz. Bir alayım bir daha lütfen ondan sonrasını. Ne demek umut yok dedik. Evet, 2003'te evet. Geldik, 2003'te umutlar yok ettik. Yıkıldı. 2009'da bırakıp gittiniz. Evet. Şimdi umut diyorsunuz. Bu kaçıncı umut? O kadar mı? Bir şey daha vardı sanki devamında. Hem yoksa sistemi bu değişti. Hem de koalisyon. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi 2003'te ilk defa iktidara gelmedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi 90'lı yıllarda da iktidara geldi. İlk defa Demokrat Parti ile hükümet kurdu ve küçük ortaktı. 2003'te büyük ortak olarak geldi. Sonra bir kez daha büyük ortak olarak geldi ve 2013'te bir kez daha büyük ortak olarak geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu dönemlerde neyi yapıp yapmadığını çok iyi biliyorum. Saatlerce anlatabilirim, siz de biliyorsunuzdur. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi evet bu sistemin duvarlarından bir takım taşları bu süreler içerisinde söktü. Bu memlekette en basitini söyleyeyim size. Herkes şey demeye devam ediyor ya ezberindeki bilgilerle. İşte Türkiye kökenli insanlar için Cumhuriyetçi Türk Partisi bir şey yapmadı diyor mesela. Ve nedense unutturulmaya çalışılıyor ki bu kadar milliyetçi ve Türkiye aşıkı parti varken ortada, öyle olduğunu iddia eden parti varken Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti dönemindedir ki ilk kez çalışma izniyle bu ülkede çalışan insanların sosyal sigortalı olması zorunluluğu getirildi. Çok sayıda insan sosyal sigorta kapsamına girdi ve bugün 10 yılı aştı diye vatandaş olan insanlar varsa Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptığı bu değişiklik sayesindedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dün akşam kuruluş kokteyli vardı. İlanını gördünüz mü bilmiyorum. İşçiye sosyal sigorta hakkı diye duvarların üstünde yazıyordu.
Bu memlekette Türkiye kökenli işçilere sonra, Kıbrıslı işçilere daha önce sosyal sigorta hakkının tanınmasını sağlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Bugün başbakan bütçe meclisten geçmesin diye kendini paraladı ya, gerek yok dedi, bütçeye hiç dedi gerek yok ana muhalefet desteklemesine rağmen. Bu ülkede Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ilk mücadelesinin sloganı neydi biliyor musunuz? Reşat abi çok iyi hatırlar. Bütçe meclise. Bu ülkede bütçeyi meclise getiren ilk parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Bu ülkede kadınlara, engellilere, gençlere yönelik girişim programlarını başlatan parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Eğitimde Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk gençlerinin okuduğu kitapları burada yazdırmaya başlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Saatlerce Maosa Hastanesi'ni yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Bugün Ulusal Birlik Partisi her ilçeye bir hastane diye ilan yapıyor ya, bir tane bile hastane yapmış değildir Ulusal Birlik Partisi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Maosa Hastanesi'ni yapmıştır. Her alanda size kıyamet kadar sayabilirim ama hiçbir şekilde şu iddiayı da getirmem. Cumhuriyetçi Türk Partisi sistemi yıkmıştır. Hayır, yıkamamıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu sistemi yıkamamıştır. Bir duvar olarak görüyorum bu sistemi, taşlarını sökmüştür yerinden. Bazı taşlarını. Neden? Siz de aslında sorunuzun içinde söylediniz. Evet, koalisyonlar zor işlerdir. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti ile hükümet kurarken vatandaşlık yasasını nasıl değiştireceğini açık bir şekilde hükümet programına yazmıştır. Bütün ilkeleriyle. Ve Demokrat Parti ile hükümet kurduktan sonra akşam Serdar Denktaş sordu bana bunu bir programda. O değişikliği geçirmemizi Demokrat Parti olanaksız kılmıştır. Ulusal Birlik Partisi ile işbirliği yaparak, ana muhalefetle işbirliği yaparak. Hüseyin Özgürgül'le bir hükümet programı imzaladık. Onay sürdü hükümet. Evlere şenliktir. Ben hazırladım hükümet programını, koydum önüne. Dedi ki hiçbir maddesine itiraz etmiyorum. Hepsinin altına imza atarım. Aynen Türkiye'ye söylediği gibi. Hepsinin altına imza attı. Bir tanesini bile uygulamadı. Aynen Türkiye'ye yaptığı gibi. Dolayısıyla koalisyonlarda bu iş kolay değil. Bu bir, ama şunu da yapıyorum. Ben başka bir şey daha söylüyorum. Başkalarının yapmadığı bir şey yapıyorum. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgili öz eleştiri de yapıyorum. Nerede öz eleştiri yaptığımı söyleyeyim en açığı. Ben 3 defa her 10 yılda bir defa hükümete gelmiş bir partinin bu ülkede öncü sektör olan, ekonomide öncü sektör olan turizmi sadece küçük ortak olduğu dönemde almış olmasını ve büyük ortak olduğu dönemlerde turizmi almak gibi bir gayle içerisine girmemiş olmasını eleştiriyorum. Öz eleştiri yapıyorum genel başkan olarak. Çünkü sol bir partiyseniz ve ekonomi doğal olarak solun temelindeyse siz ekonominin öncü sektörünü yönetmeye talip olmak zorundasınız. Bunu yapmamış olması ciddi bir hatadır. Son hükümet dönemimizde eğitimi almamış olması ve bugün en son hangi partide durduğu belli olmayan arkadaşların, durmadan o partiden bu partiye zıplayan arkadaşların eğitim bakanı olmasına yol açmış olması Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, evet, öz eleştirimizi yaptığımız bir durumdur. Ama biz ne demek umut yok lafını sadece CTP için söylemedik. Ne demek umut yoktan sonra devam eden cümleler var. Ne demek umut yok? Biz halkız, burada biz varız, çalışır yaparız diyoruz. Sebebi de şu, Kıbrıs Türk halkına deniliyor ki bu memlekette hiçbir şey değişmez. Siz yapamazsınız. Kıbrıslı Türklerden bir şey olmaz. Biz Kıbrıs Türk halkının özgüveninin zedelenmesine izin veremeyiz. Evet, bu memlekette bir şey yapılır. Ve bir şey olmaz bu siyasi partilerden diyenler ve bak siyasi partilere duyulan güven yüzde bilmem kaçlarda gezinir diyenler, anlıyorsunuz kimlerden bahsettiğimi, kendileri de siyasi parti kurdular. Şimdi hepimize birden bunlardan bir şey olmaz deniyor. O siyasi partiyi kurup da aramıza katılan arkadaşlar katıldıktan sonra da siyasi partilere duyulan güven indeksinde bir numara bile yükselme olmadı. Demek ki bu memlekette kimse kendini aydan enmiş zannetmeyecek. Bu memleketin insanları var. Bu memleketin insanlarında umut varsa var. Yoksa da kimse ben peygamberim, ben geldim yukarıdan ve ben bu işleri hallederim demeyecek. Bilecek ki bu memleketin insanında umut var. Ben bu memleketin insanına UBP'lisiyle, DP'lisiyle, YDP'lisiyle, HP'lisiyle ben bu milletin insanına güveniyorum. O yüzden ne demek umut yok diyorum. Ve umut varın altını da dolduruyorum. Parasıyla dolduruyorum, iş gücüyle dolduruyorum, bu memleketin potansiyeliyle dolduruyorum. Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ben Ankara Hukuk'a girdiğimde Ankara Hukuk Türkiye'nin bir numaralı hukuk fakültesiydi.
Peki benim ne eksiğim var Türkiye'deki bürokratlardan? Ben onların belki de mezun olamadığı okuldan mezun oldum. Türkiye'nin bir numaralı hukuk fakültesine sınavla girdim. Benim birçok arkadaşım ODTÜ mezunudur, Boğaziçi mezunudur. Benim Türkiye bürokratlarıyla karşı karşıya oturduğumda özgüvenim olacak ve onlarla işbirliği yapacağım. Kavga etmeyeceğim. İşbirliği yapacağım. Ama onlar da bilecek ki ben de en az onlar kadar bu işleri biliyorum. Ha diyorsunuz ki koalisyona neden böyle bakıyorsunuz? Arkadaşlar ben koalisyon olsun aman ben tek başıma çıkmayayım diyenlerden olmadım hiç. Ben evet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidara gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve hani toplumda denenmemiş olanı deneyelim diye bir iddia var ya. Ben de iddia ediyorum ki bu toplumda denenmemiş olan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidarıdır. Hadi gelin denenmemiş olanı deneyelim. Ama bu olmayacaksa, olamayacaksa ben olsun diye uğraşıyorum. Ve olsun diye 9 gün daha gece gündüz çalışacağım. Çünkü dediğinize katılıyorum. Eğer gerçekten programınızı uygulamak isterseniz bunun en güzel yolu tek başına iktidara gelmektir. Ama olamadığı koşullarda da kimlerle asla ve hangi sebeple koalisyon kurmayacağımı da sorulan sorular üzerine çok açık bir şekilde ortaya koyuyorum. Dolayısıyla bu kaçıncı falan dediğinizde beni şuna da tahrik edersiniz. Sizi ne kadar çok severim biliyorsunuz ama tahrik edersiniz deyim ki yani o sizin listelerin içinde olan arkadaşların hiçbiri hiçbir yerde yoktu daha önce. Yani bunlar ansızın zuhur ettiler. Böyle Hüdayna bittiler, yeni bittiler. Bu toplumun içinde değildiler. Ben size eğer zorlarsanız sayamam hangi arkadaşım kaç yıl kimin yanında danışmanlık yaptı, hangi arkadaşım nerede çalıştı, hangi arkadaşım hangi gençlik kollarından geldi. Dolayısıyla bu memlekette kimse kendini böyle şey diye tanımlamasın. Yani biz yoktuk, ansızın zuhur ettik. Hayır, bu memlekette evet hepimizin şikayetçi olduğu bir yozlaşma var. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz ve öyle kabul etmeliyiz. Ve işbirliği içinde bu memleketin varoluşunu ve var kalmasını sağlamalıyız. Ama böyle sorarsanız ben de böyle söylemek zorunda kalırım. Onun için böyle sormayalım bence. Ama sorarsanız söylerim hiç sorun yok. Bence şunu konuşalım. Bu memleketi nasıl el birliğiyle güzel bir geleceğe taşırız? Çünkü gemimiz su alıyor. Her birimize öğretildi ki her birimiz kendi gemimizin ayrı ayrı kaptanıyık. Ve gemisini kurtaran kaptan dendi. Oysa öyle değil. Bir halkın bir gemisi olur. Herkes de o geminin içinde olur. Gemi su alırsa hep beraber batarık. O suyu temizleyeceğiz. Planımızı, programımızı yapacağız. Yelkenlerimizi açıp gideceğiz. O yüzdendir ki CTP az önceki Ulusal Birlik Partisi'nin arkadaşımızın söylediği gibi toplumun tüm kesimlerini aman bu iş insanıydı, bu hayvancıydı, bu bilmem neydi diye ayırmadan partinin içinde topladı ve bu mücadeleyi birlikte verelim dedi. Birlikte mücadele etmezsek birlikte varoluş sorununu yaşamaya devam edecek. Öyle düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Parti var sırada. Buyurun. İyi akşamlar. Demokrat Parti Gençlik Kolları'ndan Minnesota'ya hoş geldiniz Sayın Başkan. Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurduğunuza pişman mısınız? O dönemde parti içinde UBP ile koalisyon kurulmasını savunan partililer bu konuda sonradan öz eleştiri yaptılar mı? Tabii yaptılar. Ben zaten söylüyorum. Demin de söyledim. Yani üzülüyorum bunu söylerken size ama söyleyeceğim. 4,5 yıldır ben siyasetin içindeyim. İlk defa 4,5 yıl önce milletvekili olduğumda organik olarak siyasetin içine girdim. 4,5 yılda başıma gelen iki tane kötü şey var. Biri DP ile hükümet kurmak, biri de OBP ile hükümet kurmak. Ama kıyaslama yapmam istenirse, istediğiniz diye çok rahat söyleyeceğim, bu da sizi belki mutlu eder. Evet, OBP ile kurmak daha kötü bir şeydi. Çünkü 10 aylık hükümet döneminde, tekrar söylüyorum, hazırladığımız hükümet programının bir maddesi bile hayata geçmesin diye cansiperane mücadele verdi Ulusal Birlik Partisi. O yüzden de ben dün akşam ilk defa artık şunu net olarak söyledim. Dedim ki hele bu son yaşananlardan sonra, hele Sayın Hüseyin Özgürgün'ün hesaplarıyla ilgili yaşananlardan sonra bu seçimin sonucu ne olursa olsun Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi'nin UBP ile koalisyona evet diyeceğini asla düşünmem dedim. Dolayısıyla bu herhalde düşüncelerimi yeterince açık ortaya koyuyor.
Genel Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü yöneticilerinden Öykü Akcan. Her zaman kamuda aşırı istihdamdan söz edilir. Ama devlet dairelerine baktığımız zaman vatandaş işlerini yaptırmak için çok zaman ve efor sarf eder. Bunun da sebebi bazı dairelerde memur fazlalığı varken bazı dairelerde eksiklik olmasıdır. Veya verimli ve disiplinli çalışma ortamı olmamasından kaynaklanır. Yasalardaki boşluklar ve yetersizlikler memurların iş yoğunluğuna göre dairelere dağılımını engellerken daire müdürlerinin hükümet değişikliğiyle kısa sürelerde değişmesi de verimli ve disiplinli çalışmayı maalesef olumsuz yönde etkilemektedir. Vatandaşın daha düzgün ve süratli hizmet alabilmesi için bu konulardaki politikalarınızı öğrenebilirsek. Şimdi birkaç tane şeydir bizim için önemli olan burada. Bir kere bu müşavirlik sistemin ile muhakkak oynamamız gerekiyor. Ve bununla ilgili de bak demin Oya mıydı ismi neydi? Mine. Mine arkadaşımın sorduğu soruyla da bağlayayım. Mesela Ulusal Birlik Partisi ile programa yazıp da uygulayabildiğimiz bir tane bir şey var. Şimdi soru gelince aklıma geldi. O da şudur. Biz Ulusal Birlik Partisi ile hükümet programına şunu yazdık. Dedik ki kamu reformu yasası geçecek. Ki kamu reformu yasası biliyorsunuz müşavirliği kaldıran bir yasadır. Kamu reformu yasası geçecek ama kamu reformu yasası geçene kadar da bir tane bile yeni müşavir yaratacak atama yapılmayacak kamuya dedik. Bu VP'li kurduğumuz hükümette. Allah'ı var Hüseyin Özgürgün buna uydu. Bir tane bile biz de uyduk. Bir tane bile yeni müşavir yaratacak atama yapmadık. Ama ne oldu? 10 ay sonra hükümet bitti. UBP-DP hükümeti kuruldu. İlk gün Serdar Denktaş'ın kürsüden söylediği şey, evet yeni müşavir yaratacak atama yapacak dedi. Ve çatır çatır yeni müşavir yaratacak atama yapmaya başladılar. Ve Ulusal Birlik Partisi de şey demedi ha. Ya yani biz daha dün imzaladığımız protokolde bunun yapılmaması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi nasıl olur da bu yapılır demedi. Bu yapıldı. Bir kere şunu söyleyeyim. İlk 100 gün programımızın ilk maddelerinden biri şudur. Hükümete gelir gelmez vereceğimiz yasa bir maddelik yasa tasarısıyla şunu vereceğiz. Önceki bu işi artık bitirelim. O bir madde şunu söyleyecek. Bugünden itibaren üçlü kararnameyle atanan herkes görevden alınır alınmaz eski görevine geri dönecektir deyip başlayacağız. Ve kamu reformunu ne zaman çıkarırız o zaman hallederiz bu işi hikayesini bırakacağız. Kamu reformundan vazgeçeceğimiz için değil. Bunu yaptıktan sonra kamu reformunun da önü zaten hızla açılacak. Dolayısıyla birinci hamle budur. Yani o müşavirlik sistemi ortadan kalkacak. İkinci hamle, ben bu işlerde şuna çok inanırım. Bürokrasinin hizmet içi eğitimde yeterli şekilde hizmet içi eğitim aldığı kanaatinde değilim. Yani bu ülkede bizim bürokrasimiz yasalardaki değişiklikleri, yasalarda var olanları birebir biliyor durumda değil. Hukukun önemli bir ilkesini bütün esneklikler, bütün muallaklıklar vatandaş lehine yorumlanmalıdır ilkesini çok iyi bildiği kanaatinde değilim. Dolayısıyla bürokrasimiz gittikçe hantallaşır ve gittikçe aslında yasalardaki değişikliklerden de bir haber, teamül dedikleri, yani o güne kadar yasaya aykırı olsa bile yapıla gelen neyse onu yapmaya devam eder. Dolayısıyla hızlı hizmet içi eğitimler vermemiz lazım ama hepsinden önemlisi 3. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Demir yumruk prensibi. Birinci gün itibariyle bürokrasiye vereceğiniz mesaj çok önemlidir. Birinci gün itibariyle bizim bürokrasiye vereceğimiz mesaj bu yasaları birebir uygulayacağız ve disiplin çarkını da gerektiği noktada birebir harekete geçireceğiz mesajı olacak. Dakika bir. Dakika üçe kaldınız bunu yapamazsınız. Çünkü tekrar alışkanlık başlar. Dakika birde o değişimi yaratmak zorundasınız ve bu değişimin içinde şunu bürokrasiye anlatmak zorundasınız. İlke şudur. Muallaklık, yasadaki muallaklık yurttaş lehine yorumlanır. Yasaya aykırı bir şey yapılamaz ama yasacı da kesilemez kimse. Yani yasada yoruma açık olan noktaları yurttaş aleyhine yorumlama gibi bir şansı yoktur bürokrasinin. Dolayısıyla bürokrasinin çarklarının hızlı dönmesi biraz kültürle ilgilidir. Kültüre yapabileceğiniz şok müdahale iki noktadadır. Hizmet içi eğitim ve demir yumruk prensibi. Ama bileceğiz ki bunlar bile çok kısa sürede çözmeyecek problemi.
Tekrar söylüyorum, onlarca yıl içinde oluşmuş bir kültürü 10 gün içinde değiştirmemiz maalesef mümkün değil. Evet, buyurun yeniden doğuş partisi. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doktor Halal Baber'den, yeniden doğuş partisi Lefkoşa 7 numara milletvekili adayıyım. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. 2013'te koalisyon kurduğunuz dönemlerde parti meyakanız oldukça etkiliydi kararların alınmasında. Hatta Sayın Serdar Dektaş Bey demişti ki partiyi MYK mı yönetiyor acaba diye bir soru yönlendirmişti. Siz iktidar olursanız acaba MYK'nın etkisi yine aynı şekilde devam edecek mi? Bir başka merak ettiğim soru da şu. Son zamanlarda ki az önce de belirttiniz, verdiğiniz demeçlerde Türkiye ile uyum içinde çalışmaktan çalışılması gerektiğini, işte Türkiye'nin verdiği kaynakların etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini belirttiniz. Türkiye gerek kredi gerekse hibeleri bağışlarken her şeyin reformlara bağlı olduğunu söylüyor. Ne kadar reform o kadar çok para diyor. Türkiye bu anlamda özelleştirme de istiyor. İşte suyun, elektriğin, telefonun her şeyin özelleştirmesini istiyor. Siz özelleştirmeye genel olarak karşı duruyorsunuz. Bu uyumlu çalışma nasıl olacak bu anlamda? Bir de milletvekili adaylarınızdan bir tanesi yabancı işçi için 100 dolar verilmesinin uygun olacağını belirtmişti. Kimdi o? İsmini şu anda hatırlayamayacağım. Bizim milletvekili adayımız yok. Onu söyleyen Sanayi Odası Başkanı'dır. Sanayi Odası Başkanı bizim milletvekili adayımız değil. Ticaret Odası Başkanı'yla Sanayi Odası Başkanı'nı karıştırdınız. Peki. Peki. Bu evet. İkisini cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Parti MYK'sıyla ilgili iddia Sayın Serdar Denktaş'ın iddiasıdır. Biz 47 yıllık bir partiyiz. Dün akşam 47. doğum günümüzü kutladık. Bu ülkenin en eski partisiyiz. En eski, bizden eskisi yok. Ve bizim partimizin bir tüzüğü var. O tüzük partinin organlarının görevlerini belirler. Bakın demin şöyle bir laf ettim. İlk defa dün akşam Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kurmamızı parti meclisimizin onay vereceğine asla inanmam lafını kullandım dedim. Hala ne diyorum dikkat ederseniz? Parti meclisimizin kararından bahsediyorum. Benim partimin tüzüğüne göre bir hükümetin kurulması konusunda kararı verecek olan organ parti meclisidir. Birinci organ kurultaydır karar konusunda, ikinci organ parti meclisidir. Kurultayın toplantıda olmadığı zamanlarda karar organı parti meclisidir. Ben genel başkanım, ben yürütme organıyım. Ben karar organı değilim. Dolayısıyla partimin içinde her organın görev alanı bellidir. Parti MYK'sının görev alanı partiyi yönetmektir. Parti MYK'sının görev alanı hükümet yönetmek değil. Bize eleştiri yapılan nokta en çok suda hatırlarsınız çıkmıştı. Suyla ilgili olarak parti meclisinin toplanması ve karar üretmesi eleştirilmişti. Ama orada da şu vardı. Evet benim parti meclisim su gibi bu memleketteki kritik konularda politika üretmekle yetkilidir. Ve ben şaşıyorum diğer partilerde bu niye böyle değil diye. Çünkü partilerin karar organının kim olduğu sadece tüzüklerinde yazmaz. Siyasal partiler yasasında yazar. Siyasal partiler yasası partilerin karar organının parti meclisi yürütme organında MYK olduğunu söyler. Dolayısıyla bizim hükümeti kurmamız durumunda parti MYK'nın hükümet icraatları konusunda söz sahibi olması söz konusu bile değildir. Çünkü bizim tüzüğümüze göre MYK sadece partiyi yönetir. Hükümeti falan yönetmez. Özelleştirme ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ben genel başkan olalı bir ay falan geçti. 13 ay oldu. Genel başkan olduktan sonra mecliste yaptığım ilk konuşmada, mecliste ama Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığım ilk konuşmada söylediğim şey şudur. Cumhuriyetçi Türk Partisi kamu özel ortaklığı modellerine karşı olmadığı gibi doğru yapılması kaydıyla kamu özel ortaklığı modellerini destekler. Hatta programımıza bakarsanız telefon konusunda kamu özel ortaklığıyla girişim yapılacağı programımızda yazıyor. Yani karşıyız marşıyız değil. Ha özelleştirmeden kasıt eğer bir şeyi satmaksa, bu memleketin kurumlarından birini satmaksa, hele de ihalesiz bir biçimde birilerine vermekse, ihalesiz bir şekilde kalkıp da
verdikten sonra üstüne üstlük sözleşmeye, mesela Ercan Sözleşmesi'nde olduğu gibi 25 yıllıktır bu sözleşme. Ama 25 yıl boyunca başka da hiçbir havaalanı çalıştırılamaz gibi rekabeti engelleyici hükümler konursa, evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi bunlara karşıdır. Çünkü bunun adı maalesef kamu özel ortaklığı falan değil. Bunun adı, istemem o kelimeyi kullanayım, tırnak içine koyuyorum, peşkeştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi bunlara hep karşı çıktı, hep de karşı çıkacak. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi kamu özel ortaklığın modeliyle ilgili kriterlerini ortaya koydu. Ne zaman kamu özel ortaklığını destekleriz? Bir, sermayemizin yetmediği bir yatırımsa. İki, ve veya ile bağlıyoruz. Uzmanlığımızın yetmediği bir yatırımsa. Mesela buraya biz telefonla ilgili de kamu özel ortaklığı modeli koyduk. Demin 20 dakikalık ilk konuşmamda şunu da söyledim. Mausa Limanı'nda ve Girne Limanı'nda marina projeleri için de kamu özel ortaklığı öngörümüz var. Ne benim devletimin sermayesi var marina için, ne de uzmanlığım var marina yapımı konusunda. Kaldı ki Cumhuriyetçi Türk Partisi dönemindedir Erenköy'deki marinanın özel kişi tarafından yapılması meselesi. Dolayısıyla biraz bu konuda gene toplumsal ezberler öne çıkıyor. Bakın, Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa Belediyesi bu ülkede ilk defa yap işlet devret modeliyle deniz suyu arıtma tesisi kuran belediyedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Sağlık Bakanlığı şu anda hala hastanede devam eden hastalara yemek hazırlanması işinin özel sektör tarafından hizmet alımı suretiyle yapılmasını hayata geçiren ilk partidir. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin özelleştirme üst başlığı altına konulacak yöntemlerle ilgili tavrı yıllar içinde çok nettir. Bu programda da çok nettir. Ha, Türkiye Cumhuriyeti bize derse ki Kıpt'taki sat, satmayız. Oysa sorduğunuz, çok açık söyleyeyim, dağıtımı özelleştir, özelleştirmeyeceğimizi söyledik. Çünkü sebebi yok. Dağıtım, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Kıpt'ta yaptığı yatırımlardan sonra en çok gelir getiren alandı. Kaldı ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz artık dağıtımı falan konuşmuyor. Dağıtımı özelleştireceğiz diye imza atanlar 20 ayda bu konuda zaten hiçbir şey yapmadılar. Türkiye şu anda kabloyla elektrik getirilmesini konuşuyor ve kabloyla elektrik konusunda da biz tavrımızı ortaya koyduk. Dedik ki fizibilitesi yapılmak kaydıyla ve enerjiyi ucuzlatacak olması kaydıyla, çevre dostu da olması kaydıyla biz kabloyla elektrik getirilmesini ve bizi enterkonnekte olarak Avrupa'ya bağlamasını yürekten destekliyoruz, yap işlet devret yöntemiyle. Dönelim bu tarafa yine. Ulusal Birlik Partisi'nden devam edelim. İkinci tura da başlamış oluyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Ben Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Veli Yurkoğulları. Şimdiki hükümetin protokolleri uygulayamadığını söylediniz. Rakamlarıyla birlikte söylediniz bunları. Geçmişte yanlış hatırlamıyorsam sizin hükümetinizin döneminde ana vatan ile olan mali protokolleri imzalamakta zorluk çıkardığını söyleniyordu. CTP'li bazı kesimlerin ise ne suyunu ne paranı istemiyoruz gibi söylemler de duyduk. Hatta bir dönem taksitle maaş ödeyen bir maliye bakanınız da vardı. Eğer iktidar olursanız ana vatanımız ile sorun yaşama olasılığımız var mı? İlişkilerinizi nasıl tutacaksınız? Ve yani sürekli ana vatan dedim. Umarım rahatsız olmadınız. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Rahatsız olayım. Bu kadar. Siz dilediğiniz kelimeleri kullanabilirsiniz. Hiç rahatsız olmam ben. Evet. Şunu söyleyeyim. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile sizin partinizin yaptığı gibi getirin de ne getirirseniz imzalarız ilişkisine hiç girmedik. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ile değil, dünyadaki başka hiçbir ülkeyle de böyle bir ilişkiye girmedik. Çünkü biz Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Türk halkının aklına ve Kıbrıs Türk halkının yeteneklerine inanan bir partiyiz. Kıbrıs Türk halkıdır bu ülkede ekonomide pastanın nasıl büyütüleceğini belirleme yeteneğine ve bilgisine sahip olan, bu ülkede yaşayan ve nasıl bir ekonomi yaratmak istediğini bilen Kıbrıs Türk halkıdır. Dolayısıyla dediğiniz şuysa, önünüze gelen her metne imza atacak mısınız diye soruyorsanız, bizim geleneğimizde böyle bir şey var, yok, sizinkinde var. Geldi, attınız, 20 ay geçti, bir maddesini bile uygulamadınız. Biz neyin altına imza attıysak bugüne kadar hepsini uyguladık. Bak, bir şey daha söyleyeyim. Suyunu istemeyiz diyenler oldu dediniz ya. Suyla ilgili protokolü Cumhuriyetçi Türk Partisi imzaladı.
suyla ilgili protokolü bir an önce kelimesini noktasını değiştirmeden imzalayın diye çağrı yapmıştı başbakanınız bize. Biz kelimesini de noktasını da değiştirdik ve imzaladık. Ve uygulayacağız dedik. Sizin partiniz kelimesini noktasını değiştirmeyin imzalayın diyen partiniz 20 ayda suyla ilgili protokolden tek bir cümle uygulamadı. Ve bugün hala tarımsal suyun bu ülkeye ne zaman geleceği belli değil. Tarım Bakanınız da açıklama yapıyor. En erken 3 sene içinde diyor. En erken 3 sene demek 100 senede de olabilir demektir. Bir rakam bile veremiyor. Soruyoruz suyun fiyatı kaç para olacak tarımsal suyun? Laf olsun diye sormuyorum. Siz de lütfen samimiyetle, açık yüreklilikle düşünün bunu. Tarımla uğraşan insanlarımızı düşünün. Diyeceksiniz ki güzel yurtluya 3 sene sonra sana su geliyor. Narenciye de şu anda Valencia üretiyorsun. Night Valencia'ya geç ya da Midnight Valencia'ya geç diyeceksin. Bak su geliyor, suyu da kullanacaksın. Ve daha çok üreteceksin, pazarlama yapacaksın. Sorar sana tarımla uğraşan narenciyeci. Der ki kaça geliyor? 1,5'a gelecekse eyvallah. 3,5'a gelecekse ben narenciye üretemem der. Ve o zaman karar verir bugünden 3 sene sonrası için ağaçlarını kesip de budama yapıp da Night Valencia'ya geçecek mi, geçmeyecek mi? Ama sizin Tarım Bakanınız 20 ay içinde o sözleşmenin bir maddesini bile değiştirmeyin, imzalayın dediler. Biz imzaladık. Değiştirerek imzaladık. Belediyelerimizin lehine değiştirerek imzaladık. 20 ayın içinde bir gıdım ilerleme sağlayamadı. Bu memlekette o protokole göre kayıp kaçak, belediyelerdeki kayıp kaçak için yatırım yapılacaktı. Bir kuruş yatırım yapılmadı. Lefkoşa'da su kaç paradır biliyor musunuz? 7 lira. 7 liraya Lefkoşa su alıyor. Kayalar Köyü Lapta'dan su alıyor 4,5 liraya. Kayalar Köyü'nde Türkiye kökenli vatandaşlarım yaşıyor. Hayvancılık yapıyor. Ben gittim köye 4,5 liraya ben burada hayvancılık yapamam diyor. Ama kayıp kaçağı gidermediğiniz müddetçe 4,5'ta da duramayacaksınız. 5'e 5,5'a çıkaracaksınız. Çünkü su geliyor ve kaçıyor. Kaçan suyu da ödetiyorsunuz tüketiciye. Bütün bunlar 20 aydır hiçbir şey yapılmadı bu konuda. Ama mesele kelimelerle oynamak meselesi olmaktan çıkmalı artık bizim politikamızda. Türkiye'nin suyunu istemeyiz diyen de yok. Biz baştan beri Türkiye'nin suyunu çok istediğimizi, suyu çok istediğimizi söyledik ve bunu gösterdik de. Nasıl gösterdik? Biz imzaladık suyla ilgili protokolü. Bu bile nedense toplumsal hafızada yerleşmiyor. Bakın altında kimin imzası var? Cumhuriyetçi Türk Partisi imzaladı. Peki ne demek o zaman siz suyu istemiyorsunuz? Yani ben bir protokol imzalayacağım ve o protokolde var olan suyu istemediğimi söyleyecek bana birileri 20 ay sonra. O zaman bu memlekette hafızada bir sorun var demektir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin de bu şekilde düzenlenmesine sonsuz desteğimiz var. Biz ne zaman Türkiye ile ilişkilerde sorun yaşadık ben size söyleyeyim. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'nden geçmişte buralara birileri geldi ve dedi ki üretmekten vazgeçin, hepiniz memur olun, ben hepinize maaş gönderirim zaten dedi, bizim sorunumuz vardı. Ne zaman ki kamu görevlileri 30 yaşında emekli olabilsin dedi, ki şu anda bile sistemin bir türlü düzelmemesinin sebeplerinden biri odur denildi ve Türkiye Cumhuriyeti buna destek verdi. Evet, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin o tavırlarıyla sorunumuz vardı. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar değişti ve geçmişte hepiniz memur olun diyenler bu defa da geldi her şeyi özelleştirin dedi. Bizim evet o zaman sorunumuz vardı. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti ile iki kardeş ülke olarak medeni ilişki içinde olmayı tercih ediyoruz, eşitlik istiyoruz ve Türkiye de buna saygı gösteriyor. Ne zaman saygı gösteriyor ama? Siz bilginizi, birikiminizi ve çalışmanızı ortaya koyduğunuzda saygı gösteriyor. Siz dediğinizde getir de imzalarım, getir de imzalarım, söylerim size rakamları. 80 milyon lira vardır Türkiye Cumhuriyeti'nin mali disiplin bu hükümet döneminde sağlanmadı diye aktarmadığı. 80 milyon lira. Çünkü siz mali disiplini sağlamıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne söz verdiniz diye değil, bu halka söz verdiniz diye zaten mali disiplini sağlamak zorundasınız. O yüzden biz CTP olarak çok memnunuz Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin bu şekilde koşullu bir biçimde kurulmaya başlamış olmasından. Doğru olan budur. Türkiye Cumhuriyeti buraya bu koşulda para aktarırım diyecek. O koşulları beraber belirleyeceksiniz ve o para buraya aktarılacak ve bu yatırımlar yapılacak. Artık hamaset üzerinden politika yapılmayacak bu ülkede. Hamasete son.
Hamaset bitti. Gençliğe de hamaseti kimse bulaştırmasın. Bu ülkede artık rasyonalite üzerinden, çalışkanlık üzerinden, politika ve plan üzerinden politika yapılacak. Evet. Halkın Partisi, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Tufan Bey, ben şeyi çok merak ediyorum. Sağlık alanında ülkede ne tür yenilikler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Bu kadar. Şimdi demin söyledim, sağlık alanında en önemli meselelerden biri devlet hastanesinin yetersiz olduğunu herkes kabul ediyor. Ve biz Sağlık Bakanlığı'nın bizde olduğu dönemde Ahmet Gulle ile başlayan, sonra Salih Hizbul'la devam eden dönemde Lefkoşa'da yeni devlet hastanesinin nerede yapılacağını belirledik, projesini çizdik, kamulaştırma kararlarını aldık ve bu hayata geçmeye hazır noktadaydı. Parası da Türkiye Cumhuriyeti'nden hazırdı. Ama 20 aylık hükümet döneminde maalesef bu proje ileriye götürülmedi. Bizim temel meselelerimizden biri, bir kere Lefkoşa'da yeni bir devlet hastanesi şart. Ama o yeni devlet hastanesi bitene kadar da şu anki devlet hastanesinin durumunun iyileştirilmesi gerekir. Çünkü şu anki devlet hastanesi, daha geçen gün biliyorsunuz sosyal medyada Barış Ruh ve Sinir Hastanesi ile ilgili görüntüler yayınlandı. Gerçekten işler acısıdır. O sorunları yaşayan yurttaşlarımızın o hastanede, o koşullarda yaşamak zorunda kalması. Dolayısıyla yeni hastane yapacağım derken de hiçbir şekilde var olan hastane o bitene kadar böyle olacak gibi davranmamak lazım. Biliyorsunuz onkoloji hastanesi bizim dönemimizin yatırımıdır. Mausa hastanesi bizim dönemimizin yatırımıdır. Şimdi yeni Lefkoşa devlet hastanesi de bizim yatırımımız olacak, bu bir. İkincisi, sağlıkta artık görmezden gelmememiz gereken bir gelişme yaşanıyor. Sağlıkta artık sadece devlet hastaneleri yok. Sağlıkta özel hastaneler de var, sağlıkta üniversite hastaneleri de var. Dolayısıyla sağlık ister üniversite hastaneleri tarafından verilen bir hizmet olsun, ister özel hastaneler tarafından verilen bir hizmet olsun, bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti olduğu için de kamu hizmetinin ilkelerine uygun bir şekilde bu hizmetin verilmesi lazım. O yüzden iki şey birden lazım. Devlet hastaneleriyle üniversite hastaneleri ve özel hastaneler arasında koordinasyonun doğru kurulması lazım ve denetimlerin de doğru yerden yapılması lazım. Hedeflerimizden biri de budur. Çünkü şu anda kopuk kopuktur. Devlet hastaneleri bir tarafta, özel hastaneleri bir tarafta, üniversite hastaneleri bir tarafta, böyle şey olmaz. Sağlık bir bütün olarak değerlendirilmek zorundadır. Üçüncüsü, bölgelerdeki sağlık hizmetlerini kesinlikle devlet hastanesiyle bağlantılı bir şekilde, yani merkezdeki hastaneyle bağlantılı bir şekilde reorganize etmek gerekir. Ve tabii bu ikinci iş yasağı meselesini artık ciddi ciddi masaya yatırmak gerekir. Yani palyatif çözümlerle bu işin olmayacağı bellidir. Ve memlekette bir eşitlik anlayışı yerleşti, biliyorsunuz. Hiçbir şekilde bir hukukçu olarak katılmadığım bir eşitlik anlayışıdır. Nedir o? Her şeyi matematiksel eşitlik üzerinden okumak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Polis de, gardiyan da, ameliyat hemşiresi de, uzman erbaş da, tapu dairesinde bilgisayar başında oturan memur da aynıdır. Ve hepsi de aynı kurallara tabi olacaktır gibi bir düzenleme hukuktaki eşitlik anlayışıyla da uygun değil. Eşitlik eşitler arasında olur. Bunu şunun için söylüyorum. Tıp mesleğinde farklı durumlar düzenlemeniz gerekiyorsa doktorların, tabiplerin ikinci iş yasağını uygulayabilmek için bunları yapmaktan çekinmemeniz lazım. Çünkü her mesleği kendi içinde değerlendireceksiniz. İkinci iş yasağını uygulayacaksınız ama ikinci iş yasağını uygulamanın koşullarını hazırlayacaksınız. Bunu yapmakta bu 20 aylık hükümet başarı gösteremedi. Her türlü desteği biz ana muhalefet olarak vermiş olmamıza rağmen. Bir tane yasalar yoktur bizim desteğimiz olmadan, geçmiş olsun. Hepsine destek verdik, aman sağlıkta problem yaşanmasın. Çünkü biliyorsunuz sağlıkta iki gün problem demek, Allah korusun, insan hayatının kaybı demektir. Ama bunu beceremediler. Tekrar söylüyorum, bunu becermenin yolu açıktır. Siz bu mesleğe dönük, bu meslekte insanların ikinci iş yapmasını gerektirecek koşulları ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaksınız ve ardından da ikinci iş yasağını demir yumrukla uygulayacaksınız. Yani ikinci iş artık bu ülkede kalkacak. Ama bu sadece tıpta da kalkmayacak. Bu başka yerlerde de var. Oralarda da aynı şeyleri yapacaksınız. Öğretmenlerin içinde de ikinci iş maalesef çok yaygın olarak var. Geçti mi öğretmenleri? Bu memlekette çok sayıda memur var. İş bittikten sonra tarımla uğraşıyor. İş bittikten sonra hayvancılıkla uğraşıyor. İş bittikten sonra balıkçılıkla uğraşıyor.
Ve bunlarla ilgili teşvik de alıyor. Şimdi bütün bunları masaya yatırmak zorundayız artık bu dönemde. Ve el birliğiyle, akıl birliğiyle çözmek zorundayız. Çünkü burada böyle çıkar çatışması üzerinden ele alınabilecek kadar basit bir sorun değil sağlık. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sadece şeyi de merak ediyorum ben. %38.1 ile başa geldiğiniz dönemdeki birinci parti olduğunuz 21 vekil çıkardınız. O dönemde bu söylediklerinizi hayata geçirmek için önünüzde ne engel vardı da geçirmediniz? Yani geçmişte bir şekilde iktidar oldunuz, birinci parti oldunuz ve şimdi o dönemde de aynı şeyler dile getiriliyordu sizin tarafınızdan, partiniz tarafından ama yapılmadı. 2015'te iktidardınız, yapmadınız. Şimdi farklı olan nedir? Yani farklı olan şudur, biz o dönemde söylediğimizi yaptık. Onkoloji hastanesini kim yaptı? Biz yaptık. Yapacağız dedik, yaptık. Mausa hastanesini kim yaptı? Mausa'daki hastaneye gidip görmüşsünüzdür. Mausa'daki hastane evet, ciddi yani, bir devlet hastanesi. Tabii tabii gördüm. Onkoloji oradaki hastanesi sorunları da görüyoruz. Son derece ciddi bir devlet hastanesidir. Bunları biz yaptık. Hayır hayır, sadece hastane yapmak değil. İçi de doluydu. İçi doluydu. İçi boş değildi Mausa hastanesi. Ha geçenlerde gittiniz Mausa hastanesi, son 20 aylık hükümete soracağınız sorudur. Yani bizim dönemimizde gitseydiniz Mausa Hastanesi'ne, doktor bulmasaydınız bize soracaktınız. Ama son 20 ayda gittiyseniz de bir şey bulamadınız, Sağlık Bakanlığı bizde değildi. Yani içinin nasıl doldurulacağı o sırada bakanlıkta kimin olduğuyla ilgilidir. Hastaneyi kimin yaptıysa bellidir. Ha o bir konuda bir şey yapılmadı mı? Bizim hükümette olduğumuz dönemde evet yapıldı. Yani ikinci iş yasağı konusunda yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Zaten o Anayasa Mahkemesi'nden döndü diye bütün bu sorunlar yaşandı. Ve biz Anayasa Mahkemesi'nden döndüğü gibi yapmayın bunu dedik bu dönemde. Dolayısıyla niye o zaman yapmadınız sorusu biliyorum. Halkın Partisi'nin çok sevdiği bir sorudur. Dediğim gibi niye o zaman yapmadın sorularını size yönelteceğim çok durum var. Çünkü sizin arkadaşlarınızın birçok yerde geçmişte yer aldığını biliyorum, sorabilirim. Ama girmem bu tartışmaya. Girmem. Arkadaşlar üzerinden değil de isterseniz partiler üzerinden girelim. Aynıdır. Ha. Partiler yo, arkadaşlardan oluşur. Yo, oluşabilir yani ama değil. Oluşur yani? Değil. Eğer o yönden gidersek gerçekten sizin partinize de sorgulanacak çok fazla insan var. Var tabii. Zaten ben kendi partime öz eleştiri yapıyorum. Bütün derdim sizin sütten çıkmış ak kaşık gibi, sanki böyle yeni düştünüz memlekete gibi davranıyor olmanız. Yoksa her partinin içinde elbette geçmişte birçok yerde yer. Ama ben mesela Halkın kendi Partisi adına... 6 Ocak 2016 tarihinde kuruldu. Biliyor ne mi? Öncesi yoktu. 6 Ocak 2016 tarihinde kuruldu. 7 Ocak 2018'de de iktidar olacaktır. Hayırlı olsun. Yani oradan hiçbir şikayetim olmaz. Ama 6 Ocak 2018'de kurulmuş olmak, 16'da kurulmuş olmak, Halkın Partisi'nden içinde olan arkadaşların ondan önce fezada olduğu anlamına gelmez. Her birinin nerede olduğu bilinir. O yüzden bu toplumda artık bu söylemden kurtulmak lazım. Her birinin nerede olduğunu isterseniz sayarım. Yani bu memlekette statüko dediğiniz şeyin neresinde bu arkadaşlar yer aldı? Bunlar sayılabilir, herkesin de bilgisindedir. Bu politika değil yani bu. Bu şudur. Bir parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi, eğer sağlıkla ilgili, turizmle ilgili, tarımla ilgili eleştiri verebiliyorsa, bunları nasıl yapacağı konusunda kendi programına uygun yöntemleri de koyuyorsa ve parti başkanını da değiştiriyorsa, partinin adaylarını da değiştiriyorsa ve bir baktığınızda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin listelerinde bugün yeni aday sayısı başka partilerle deyim, çok böyle bir partiye hedef almayayım, kendini yeni olarak gösteren başka partilerin yeni adaylarından çok uzun tartışacak. Ama politikayı bu tip biraz da böyle nasıl diyeyim yani alt düzeyli tartışmalarla yormamak lazım. Politikanın şu anda ihtiyaç duyduğu şey politikanın tartışılmasıdır. Herkes bana bu memleket duvara doğru giderken, bu memlekette yatırım yok, plan yok, program yok, 10 sene sonrasının hesabı yok ve bu arada da kıyamet kadar yolsuzluk var. Bunlar yaşanırken herkes bana bunları düzeltmek ve doğru yöne yöneltmek konusundaki politikalarından bahsetsin. Yeni olmak, genç olmak, güzel olmak politikada anlamlı bir takım ifadeler değil. Politikada anlamlı olan ne yapmak istediğiniz ve hangi kadrolarla bunları yapmaya talip olduğunuzdur. Bizim kadromuz da belli, ne yapmak istediğimiz de belli. Ama illa geriye dönecek diye birileri ısrar ederse dönerim,
O zaman çok farklı şeyler konuşurum. Evet, Demokrat Partili arkadaşlar. İyi akşamlar. Demokrat Parti Gençlik Kollarından Nesrin. Tufan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin. Kıbrıs sorununda müzakere masası yeniden oluşur mu? Eğer oluşursa çözüme ne kadar yakın olduğumuzu düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyetçi Türk Partisi mesela öz eleştiri yaptığımız konulardan biri. Kıbrıs sorunu bizim yıllarca politikalarımızın en merkezindeki konu oldu. Ve ben genel başkan olduğum gün yaptığım ilk konuşmada şunu söyledim. Bizim politikalarımızın merkezinde ekonomi vardır. Bu Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi hedefinden vazgeçtiğimiz anlamına asla gelmez. Hedefimizdir. Hangi parametreler çerçevesinde çözeceğimiz konusunda çok netiz, realistiz. Şu anda tek parametre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde oluşturulmuş parametredir. Hukuksal zemin budur. Buraya basarız. Ama Kıbrıs sorunu politikalarımızın merkezindedir. Her şeyi onun etrafında öreriz demeyiz. Ekonomiyi politikalarımızın merkezine alırız. Çünkü biliriz ki Kıbrıs sorunu çözülse bile Kıbrıs Türk halkının güçlü bir ekonomisi olmazsa o çözümün sürdürülebilir olması kolay değildir. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu çözülene kadar da çözüldükten sonra da Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Türk ekonomisinin, Kıbrıs Türk halkının ekonomisinin güçlü olması için çalışacak. Ne kadar umutluyum meselesinde de gene belki de bir politikacıdan beklenmeyecek kadar açık konuşacağım. Güneydeki seçimlerle çok ilintili bu sorunun cevabı. Çok açık konuşuyorum. Güneydeki seçimlerde Papadopoulos kazanırsa önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununun çözümünde en ufak bir ilerleme beklemiyorum. Üzülürüm bunu söylerken ama beklemiyorum. Geçtim Kıbrıs sorununun çözümünü. Kıbrıs Türk ve Rum halkları arasında ki güvenin iyileştirilmesi yönünde de maalesef beklentim çok düşük olur eğer Papadopoulos seçilirse. Anastasiadis seçilirse Papadopoulos'a oranla daha güçlüdür beklentim ama çok açık söyleyeyim. Ben Kramontana'daydım, ondan önce Cenevre'deydim. Anastasiadis'in tutumu bana, Anastasiadis'in siyasi eşitliği kendi halkına anlatmaya cesareti olduğu izlenimini vermiyor. Yani Anastasiadis yeterince cesur değil siyasi eşitliğini kendi halkına anlatabilecek kadar. O yüzden çok umutlu olacağımı söyleyemem Anastasiadis'in seçilmesi durumunda. Evet bir zemin vardır ve mecbur kalabilir o zemin üstünden müzakereye devam etmeye kalacaktır diye düşünürüm. Ama çok umutlu görmem. Buna rağmen Anastasiadis'in seçilmesi durumunda diğer konularda yani güven yaratıcı önlemler konularında adımlar atılabileceğini düşünürüm. En zayıf maalesef şu anda kazanma ihtimali Malas'ın görünüyor. Ama Malas kazanırsa evet bu dönemde çözüm konusunda çok ciddi şeyler yapılabileceğini düşünürüm. Çünkü Malas'ın mensubu demeyeyim. Malas'ın desteklendiği parti, Malas'ı destekleyen parti bu dönemde çok istikrarlı bir çizgi tutturdu federasyon konusunda. Dolayısıyla Malas gelirse evet Kıbrıs sorununda bir ilerleme kaydedilebileceği konusunda umuda sahip olurum. Ama maalesef, çünkü biz neden maalesef diyoruz? Bizim Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi bizim açımızdan, CTP açısından son derece önemlidir. Bu ülkedeki gerçek normalleşme ancak o durumda ortaya çıkar ve ancak o durumda öngörülebilirlik ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi güneydeki seçimlere bağlı ve üç ihtimalde ne olur'a ilişkin düşüncelerimi paylaştım. Buyurun. Cumhuriyetçi Türk Partisi. Sayın Genel Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden, Gençlik Örgütü'nden. Tüm ilçelerde kurulması hedeflenen gençlik merkezleri ile ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Evet, bu bizim çok önemsediğimiz projelerden biri. Şu anda da biliyorsunuz birçok yerde, sadece ilçelerde değil, köylerde de gençlik merkezleri var. Ama gençlik merkezleri hiç de önemsiz olmayan tek bir boyutta çalışıyor. Önemlidir o boyut ama tek boyutludur. O nedir? Daha çok sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, işte halk dansları faaliyetleri, müzik faaliyetleri falan üzerine yoğunlaşıyor. Bizim öngördüğümüz gençlik merkezleri bunu da içeren ama gençlerin ekonomiye katılımını da en az o kadar önemseyen gençlik merkezleridir. Yani biz gençlik merkezlerinde bir kere o bölgenin sadece ilçelerde değil aslında köylere de yaymayı hedefliyoruz. O bölgenin gençlerine bir tür kariyer danışmanlığı,
bir tür rehberlik yapacak mekanizmalar öngörüyoruz. Sebebi şu, demin söyledim aslında konuşmamda. Eğitimde daha ortaokul çağında, lise çağında çocuklarımıza kim yardımcı olacak meslek seçerken ya da bir mesleğe doğru yönelirken, kendini geliştirmeye başlarken, okullarımızdaki rehberlik hizmetleri maalesef arzu ettiğimiz seviyede değil. Arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak istiyoruz, çıkaracağız. Ama bu gene de kendi köyünde de ya da kendi ilçesinde de gidip konuşabileceği, halk dansları oynarken bir de rehberle bu konularda konuşabileceği bir mekanizma yaratılmasını gereksiz kılmaz. Bir de kariyer danışmanlığının orada olması lazım. Gençlerden daha büyük yaşa gelmiş ve dolayısıyla artık meslek sahibi olacak olanların nerelerde mesleğe yönelebileceklerini o gençlik merkezlerinde Çalışma Bakanlığı'nın katkısıyla insanlara anlatacak mekanizmalar kurmak istiyoruz. En çok önemsediğimiz ama bütün bunların da ötesinde en çok önemsediğimiz proje danışmanlığını yürütmesi gençlik merkezlerinin. Çünkü biliyorsunuz şu anda gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kaynaklardan, gerek AB'den gelen kaynaklardan, gerek ülke içi kaynaklardan bir sürü proje var. Ama bu projelerde maalesef birileri öğrendi bu işleri, hep onlar yapıyor. Ama köylerdeki gençler bu projelerden, bu kredilerden yararlanamıyor. Öyle şeyler var ki, mesela ben gezdim 2 yıldır ülkeyi, bugün kendisi craft beer dediğimiz bira, ev içi bira üretimi yapan gençlerimiz var. Salyangoz garavolli dediğimiz şeyi seralarda yetiştirip yurt dışına ihraç eden gençlerimiz var. Bandabulya'da kendisi aşk flütü dediği 2 kişinin ya da bazı durumlarda 61 kişinin aynı anda çalabileceği bir flütü, bana göre ona icat demek lazım, İcat eden gençlerimiz var. Babutsan'ın likörünü yapıp satan gençlerimiz var. Demek ki bizim gençlerimiz yaratıcı insanlar, girişimci insanlar. Neden köylerdeki gençlerimiz de, neden ilçelerin daha ücra köşelerindeki gençlerimiz de aynı şeyleri yapamasın? Ama yapabilmeleri için kaynaklara ulaşabilmeleri lazım. Proje hazırlama tekniklerini öğrenmeleri lazım. Aldıkları projeleri nasıl muhasebelendirebilecekleri, nasıl etkili kullanabileceklerini birilerinin kendilerine anlatması lazım. Bu gençlik merkezlerine bu fonksiyonları da yüklüyoruz. Kültür sanat konusundaki fonksiyonlarının yanında. Bir de kültür sanatta o gençlik merkezlerinde çeşitlendirme öngörüyoruz. Çünkü yani sanki gençlerimizin hepsi illa halk dansları oynayacak gibi bir şeye de gitmeye başladık. Halk danslarını çok çok önemsiyorum. Ben 10 yıl oynadım, eğiticilik de yaptım. Çok önemserim. Ama bazı gencin de resimedir yeteneği. Bazısının müziğe daha fazla yeteneği vardır. Bazısının daha başka teknolojik ürünlerin yapılmasına yeteneği vardır. Yani gençlik merkezleri gençlerin farklı yeteneklerini bulup ortaya çıkaracak bir takım kuluçka bölgeleri olarak da bizim kafamızda oluşuyor. Çünkü gençlerimizi ülkede tutmanın yolu, gençlerin bu ülkede üretme ve yaratma olanaklarına sahip olmasıdır. Bunu gençlerin ayaklarına giderek, o bölgelerde gençlik merkezleri kurarak yapmayı planlıyoruz. Buyurun doktorum, yeniden Doğuş Partisi. Evet, iyi akşamlar. Öncelikle başarılar diliyorum seçimde. Yeniden Doğuş Partisi'nden Doktor İlker İpektaş, Lefkoşa Milletvekili adayım. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Erhurman, o kadar herhalde hukukçu ve siyasetçi olunca o kadar seri konuşuyorsunuz ki aralardan ancak yakalamaya çalışıyorum. Bazen oralardan bir şeyleri kapıp işte size aktarmak istiyorum. Şimdi sağlıkla ilgili önce sözlerinizden birkaç şey söylemek istiyorum. Sağlıkla ilgili Lefkoşa Yeni Bir Hastane ile ilgili düşüncenizi söylerken sizin bir milletvekili adayınız da modüler sistem, Nalbantolu Devlet Hastanesi'ne bir modüler sistem, yani yeni binaların eklenerek aslında eski bina o kadar da eski değil diyerek konuşuyordu. Burada ufak bir herhalde iletişim kopukluğu var, onu düzeltilebilir. Bir de 2 hata yaptım dediniz, ilgimi çekti. Biri UBP ile olan koalisyon bayağı... Hata yaptım değil, 2 talihsizliğim oldu. Tamam, düzeltiyorum. Yani talihsizlik. Benim hatam değildi yani. Aslında bu talihti. Öyle neden? Mi? Çünkü yani UBP'yi aslında, hani ben Yeniden Doğuş Partiliyim ama UBP size yardım etti. Nasıl? Bu kamu hekimlerinin 2. iş yasağının uygulanmadığına dair mandamus davalar görünürken UBP'li bir sağlık bakanı, tıp iş başkanı, tıp iş kendi isteğiyle mahkemeye dahil olmuştu.
ve savunmak istediği konuyu ama UBP'li Sağlık Bakanı o kadar güzel savundu ki tıp işin savunması sadece yazıda kaldı. Kürsüye çıkıp bir kelime etmeye ihtiyacı bile duymadı. Bazen siyasiler birbirlerine yardım ediyor demek. Yani talihsizlikten ziyade bazen... Siyasilerden kastınız tıp işin başkanı mı? UBP'nin Sağlık Bakanı mahkeme huzurunda o kadar güzel bir savunma yaptı ki tıp iş başkanı, tıp iş avukatının verdiği yazılı savunmaya, yazılı görüşe ilave bir şey söyleme ihtiyacı hissetmedi. Yani ama bazen de bakan ya CTP ile ne ilgisi var bu? Yani şu an çünkü o konunun ya, devamını bağlayacağım. Tıp iş başkanının bizim adayımız olması. Gibi yani. Evet ama çünkü devamını. Tıp iş başkanından ibaret değil herhalde. Tabii ki ama tıp iş başkanı orada temsil ediyordu tıp işi. O temsil eder. Tamam herhalde. Ama burada böyle bir bilgilendirmeye ihtiyacı hissettim. Şimdi konumuz tek bir soru ama biraz uzun olabilir. Doktor milletvekili adaylarınız partinizin sağlıkla ilgili programını anlatırken sağlıkta yıllardır süre gelen sistemsizliğin temel nedenlerinin birinde mevcut yasalara uyulmamasını net bir şekilde programlarda hatta siz de şimdi dile getirdiniz. Oysa biliyoruz ki 2011 yılda işte o anayasadan dönen anayasa mahkemesi kararı var. Şubat 2017'de bu yıl verilmiş bir bundan sonraki sağlık bakanlarını da direkt bağlayan, bakanlık makamını bağlayan bir mandamus emri var. Ama ne yapıldı? Şu an kontenjan milletvekili adayı olarak seçtiğiniz dönemin tıp iş başkanı, Sağlık Bakanı ile birlikte bir döner sermaye yasası hazırladı. Bu Anayasa Mahkemesi'nden döndü, hatırlıyorsunuz. Beraberinde yine aynı ekip kamu sağlığını riske atma pahasına özel hastanelerin günün belli saatlerinde kamulaştırılması, tabela asılıp kamulaştırılmasını sağlayan ya da bir başka deyişle ki bunu biz söylemiyoruz, Anayasa Mahkemesi Başkanı söylüyor, mandamus emrinin etrafından dolanmaya çalışan bir tüzük çalışması yaptı. Bu da şu an Yüksek İdare Mahkemesi'nde görüşülüyor. Bu da yetmedi. Şu an yine YİM'de görüşülen bu tüzük çerçevesinde özelde ameliyat hakkı kamu hekimlerine verilmek istendi ama bu da Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmiş durumda. Bütün bu örneklerden de anladığımız gibi mandamusa aykırı bir şekilde kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarının önünü açacak her türlü yasa ve tüzük girişimleri Yüce Mahkeme tarafından kabul görmüyor. Üstelik siz de 20 Mart 2017 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na, bunu medyadan aldım, yanlış olabilir, bilmiyorum ama medya yanlış yazmaz, hitaben yaptığımız konuşmada yanlış yazmaz mı? Olanı aktarır. Ağustos'ta mahkemenin verdiği sürenin dolmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı'nın kamu hekimlerinin ikinci iş konusunda çok sert bir şekilde kararı uygulaması gerekiyor demiştiniz. Evet. Şimdi de buna benzer zaten bir şey dediniz. Ancak yine görüyoruz ki bu pazartesi değil, ondan önceki pazartesiydi sanırım. Yani seçimlerin bu şeyi içerisinde, hengamesi içerisinde, yani hani seçimlerden bir an önce yapalım der gibi milletvekilleri el kaldırdı sizinkilerde. Ve ikinci işin önünü hiçbir şekilde artık açamayacağız düşüncesiyle olsa gerek. İnsanları yasasında bir düzenleme ben getirdim buraya. Evet. Detayını geçelim ama şöyle bir şey var. İkinci iş yapan kamu hekimine, normalde kamuda ikinci iş, kamu çalışanların ikinci işi yasaktır ve normalde kamudan uzaklaştırması. Ama kamu hekimlerine ikinci iş yapmasının tespit edilmesi dahilinde durumunda önce uyarma, aynı kişinin ikinci defa tespit edilmesi durumunda kınama, sonra aynı kişinin üçüncü defa tespit edilmesi durumunda kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması, sonra dördüncü defa tespit edilmesi durumunda aynı kişinin kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması, yine aynı kişinin beşinci defa ikinci iş yaptığını tespit edilmesinde geçici olarak görevden çıkarma ve aynı kişinin kaçıncı defa, altıncı defa tespit edilmesi durumundaki görevden çıkarma diye bir yasa değişikliği yapıldı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapacağım dedi. Size bir hukukçu gözüyle sormak istiyorum. Bunu bir özetle, bunu siz bir hukukçu gözüyle yorumlar mısınız? Tabii. İki, bir siyasi parti başkanı olarak da şu an milletvekili adayınız ve bu konularda gerçekten Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile kişiselleştirme anlamında söylemiyorum. Bir konunun, sağlıkla ilgili bir konunun önemli bir bölümünün, 40 yılı aşkın bir konunun önemli bir, bu önemli bölümün tartışılması anlamında söylüyorum. Çünkü sistemimizde gerçekten
bitsin diyoruz. Genel sağlık sigortası herkes için olmazsa olmaz ama bizim de parti olarak söylediğim şey altını dolduralım. Ama omurgasını kırmayalım. Düzenlemeler yapalım. İkili adayınız bunları yaptı. Bir tarafta siz net bir şekilde ikinci iş konusundaki tavrınızı belirliyorsunuz. Ve böyle bir durum söz konusu. Tavan tabana zıt bir durum. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bir de siz UBP başkanını ikinci iş bu. UBP başkanını fikir alışverişi konusunda biraz serzenişte bulundunuz. Biz de sizin bir milletvekili adayınızın serbest çalışan hekimler sizin milletvekili adayınızın Tabipler Birliği Başkanı döneminde sizin milletvekili adayınızın tuttuğu tutanaklar mevcut. Yine sizin milletvekili adayınızın biz beraber bir şeyler yapalım. Siz de onu diyorsunuz. Bütün konuşmanızda onu anladım. Bir şeyleri yapmamız lazım artık. Ama bir şeyler yapalım, beraber ortak bir çözüm bulalım dediğimizde siz bizim için ne yapabilirsiniz dediğiniz diyen bir tıp iş başkanını ben burada sağlıkla ilgili bütün konuları fikir alışverişi yapmak üzere herhangi bir kanalda birebir konuşmaya tabii ki öncülük ederim. Değil. Bak gene kelimeyi. Ben yaptım. Teklifimi yaptım ortaya koydum. Ha, yani bir herhangi bir televizyon kanalı bu çağrıyı yaparsa ve Sıla Hanım reddederse lütfen beni haberdar edin. Ben gerekli aracılığı yaparım. Modüler sistemle ilgili de bir çelişki yok. Modüler sistemle ilgili söylenen şey demin benim söylediğim şeydi. Yani yeni hastane, yeni devlet hastanesi tamamlanana kadar var olan devlet hastanesinin hizmet veremez durumda olan kesimlerinde modüler sistemle yenilemeye gitmek zorunda kalacağız. Hayır, bilmem yani ben onu dinlemedim. Benim ama yani parti programı bu. Modüler sistemle de yapmamız gereken o. İkinci iş yasayla ilgili çok uzun şeyler söylediniz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benim söylediğim şey de partimin söylediği şey de çok net. Tekrar söylüyorum. İkinci iş yasağını uygulayacağınız her alanda ikinci iş yasağının uygulanabileceği koşulları yaratacak yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüsünüz. Yok o değil. Yasal düzenlemelerden kastım şu. İkinci iş yasağını neden uygulayamıyorsa devlet şu anda maaşlar konusundaki bak bu tartışma başladığında ilk başladığında 47-2010'dan giren hekimlerin maaşı kaç paraydı? Siz hekimsiniz anladığım kadarıyla. Peki kaç yapacak yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüsünüz. Yok o değil. Yasal düzenlemelerden kastım şu. İkinci iş yasağını neden uygulayamıyorsa devlet şu anda maaşlar konusunda 47-2010'dan giren hekimlerin maaşı kaç paraydı? Siz hekimsiniz anladığım kadarıyla. Peki kaç paraydı? Biliyor musunuz? Biliyorum siz söyleyin. Siz söyleyin biliyorsunuz. Niye söyleyeyim? Yani nereye varacaksınız onu merak ediyorum. Şuraya varacağım. Yani 47-2010'dan hekim olan insanların 4500 lira maaş aldığı bir yerden başladı bu tartışma. Ve ne oldu? Süreç içinde mecbur kaldı hükümet bu tartışmanın üzerinde. Ve o hekimlerin maaşları yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden size sordum. Sizi sınamak için değil. Siz benden daha iyi bilirsiniz muhtemelen diye. Yanlış anlamayın çünkü ben hekimlerin maaşlarını ezbere bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla 4500'den başladı. 7800-7900'de çıktı ki çok doğruydu. Ve ne yapılmış oldu biliyor musunuz? Göç yasası diye bilinen 47-2010 sayılı yasa ki biz baştan beri karşıyız delindi. Yani yasadaki mantık eşitlik, matematiksel eşitlik ilkesi aleyhine değişti. Çünkü 47-2010'dan giren öğretmenlerde rakam değişmedi. Ama 47-2010'dan giren tabiplerde, hekimlerde rakam değişti. Bu tartışma bunu doğurdu. Bu ne demektir? Çünkü siz eğer iddia ederseniz ki bir ülkede ister serbest çalışan hekim ol, herkes kendi çıkarlarından hareketle konuşuyor. Ben zaten herkesin kendi çıkarlarından hareketle konuşmaktan vazgeçmesi çağrısı yapmıştım. İndirgemiyorum zaten. İndirgemiyorum yani ben anlatıyorum, sistemi anlatıyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu, siz devlet hastanesinde 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl okuyup da bu memlekete gelen bir hekimi 4500 liraya çalıştırabileceğinizi zannediyorsanız, yani gerçeklerle ilişkiniz bu kadar kopmuşsa,
Evet, bu memlekette ikinci iş yasağını uygulayamazsınız. Bakın siz ücretlendirmeden konuşuyorsunuz. Diğer tarafta dönüp duran yasalardan bahsediyoruz. Parti politikasını tartışıyoruz. Peki neyi soruyorsunuz? Ben sorduğunuza cevap veriyorum. Bakın son yapılan... Ona da geleceğim yani, tamam. Ona daha gelmedim. Yani ona cevap. Hayır, ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani parti politikası... Biz bu yasadan etkilenenler eylem yaparken ben oradaydım, sorun söylerler. Ben o eyleme katıldım. Dışarıdan bir, tek başına, özel çalışan hekim... Benim sorunum sizinle değil zaten. Yani. Şöyle bir müdahale edeyim. Yani şimdi adayın... O zaman konuştuğu şu bu. Burada parti politikasını, tamam, parti politikasını koysun. Hayır, karşılıklı ben, lütfen bitirmemiz gerekiyor. Daha sorular var. Adayımın söylediklerini hiç tartışmadım. Ben parti politikasını anlatıyorum. Ha diyorsanız ki ben sağlık konusundaki parti politikasını anlatıyorum. Da bu yasayı da benim adayım hazırladı. E kusura bakmayın ama bu memlekette bir sağlık bakanı var. Bir hükümet var. O hükümet getirir yasa tasarılarını meclise ve öyle geçer. Tıp işin başkanı da evet seçilmiş bir başkandır. Kendi sendikasının üyeleriyle oturur bir karar alır. Sağlık Bakanı ile oturur tartışır. Ama Sağlık Bakanı'dır yasa tasarısını meclise getiren. Tıp başkanı bir kişi olarak meclise yasa tasarısı getirmez. Eğer böyle düşünüyorsanız meclisin fonksiyonlarıyla ilgili tekrardan bir şeyleri gözden geçirmemiz lazım. Yapar tabii, sendikalar onu yapar. Bu tür sonuçlar grevden doğmaz. Siyasetçi ve bakan olan kişi kendi politikasını doğru bir şekilde hayata geçirmekle yükümlüdür. Sendikalar grev yaptı diye inanmadığı bir şeyse bu da getirdi, o siyasetçinin sorunudur. Sendikayla, evet sendikanın başkanı, sendikanın üyelerinin taleplerini çıkar ve savunur. Yani burada anlamadım ben sizin düşüncenizi. Benim parti politikam belli, yasa tasarısını meclise kimin getirdiği belli... Ama siz doğrudan doğruya benim adayım olan bir şahsı hedef alarak ama bu zaten bu memlekette zaten sağlığın böyle tartışılmış olması bizi bu hale getirdi. Son yapılan değişikliği mantığını söyleyin yeter. Yani bu bir siyasi şeydir. Konjonktür, siyasi vizyondur. Evet. Ve burada sizin... Peki bu değişiklik yasa tasarısı mı, yasa önerisi mi? Şu anda ne? Hayır, yasa tasarısı olarak mı geldi, yasa önerisi olarak mı? Yasa tasarısı olarak. Ha, yasa tasarılar nereden gelir? Şu an meclisten geliyor. Hayır, nereden gelir? Yani adaysınız, milletvekili adaysınız, bileceksiniz bunları. Yasa tasarıları Bakanlar Kurulu'ndan gelir. Bakanlar Kurulu'na da yasa tasarılarını Sağlık Bakanı götürür. Sıla Usar götürmez. Dolayısıyla kimin ne yaptığını bilelim. Ben kişi adı zikretmedim. Ben zikrettim. Siz diyorsunuz tıp iş başkanı adayınızı. Kim olduğu herhalde gizli saklı bir şey değil. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Güller Karamalli. Geç kaldım. Özür dilerim bunun için. Herhalde ikinci soruya yetişebildim. İlk soru da sorabilirsiniz. Evet. Hakkınızı ilk öyle kullanabiliriz. Zaten son sorular sizde. Geldiğim andan dinlediğim sizi yakaladıklarımdan soracağım. Dediniz ki politika yapacaklarınız ve kadro ile yapılır dediniz. Evet. Ben de şunu merak ettim burada. Yapacaklarınız ve kadro, vergi reformunu Ticaret Odası Başkanlığı'na aday olarak aldınız. Kadronuz, yapacaklarınızla vergi reformunu bu anlamda nasıl yapacaksınız? Bunu merak ettim. Niye Ticaret Odası Başkanı'yla vergi reformu yapılamıyor mu? İşte merak ettim. Tarafınızı merak ettim. Hangi taraf? Yanında mısınız? İzleyin yanında mısınız? Vergi reformu. Vergi reformu. Akşam genel başkanınızla dinledim. Evet, bu konuda aynen. Vergi reformunun emekçiyle nasıl bir ilgisini kurduğunuzu anlatırsanız Ticaret Odası Başkanı'yla niye yapamadım şimdi, anlatırım. Aslında ben şeyden bağladım. Tabii ki başkanımız her zaman söylüyor ama yapacaklarımız ve kadro dediğiniz için bağladım bu konuyu. Merak ettim. Cevaplarsanız çok teşekkür ederim. Vergi reformunu da nasıl yaparım? Nasıl yapacaksınız yani? Evet. Yani hem Ticaret Odası Başkanı siz hem de vergi reformu nasıl yapacaksınız? Olmaz mı yani? Yani niye olmadığını anlamadım. Olmadı. Ticaret Odası Başkanı'nın bulunduğu ortamda vergi reformunu yapmak çok daha doğru. Çünkü vergi denilen şeyin tüm taraflarını oturtursunuz bir masanın başına ve o insanlar her biri vergi reformunun nasıl yapılmasıyla gerektiğiyle ilgili görüşlerini söylerler ve siz yaparsınız. Biliyor musunuz bizim vergi reformuyla ilgili somut önerilerimiz var programda. Ve somut önerilerimizin esas aslında kaynağı diyeyim,
Ticaret Odası Başkanı'ndan ziyade Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı'dır. O da bizden adaydır. Ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası vergi reformunda iki şeyin hızla yapılması gerektiğini düşünüyor. Bir, basitleştirme. İki, kayıt dışılığının önlenmesi amacıyla vergilerde bir miktar indirim. Çünkü aslında vergi reformu konuşan insanların bilmediği ya da nedense dersini çalışmadığı bir şey var. Vergi reformundan zannedilen vergi matrahını, şeyini, oranlarını yükselttik sonra daha fazla vergi topladığınızsa bu memlekette yanlış olduğu ispat edilmiş bir tezdir. Çünkü oranlar yükseldikçe kayıt dışılık artar. Sizin oranları optimum noktaya getirmeniz gerekir ki insanlar kayıt dışına kaçmak zorunda kalmasın. Nasıl ki sosyal sigorta yatırımları birçok iş yerinde biliyorsunuz çok daha yüksek maaş almasına rağmen insanlar sosyal asgari ücret üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla sizin bu sistemi oturup doğru dürüst çalışmanız lazım. Ha, Ticaret Odası Başkanı'nın bulunduğu bir yerde vergi reformu nasıl yapılır sorusu gerçekten anlamakta güçlük çektiğim bir soru. Ülkede zaten vergi reformu yapılırken sivil toplum örgütlerinin başkanlarını çağırırsınız. Sanayi Odası Başkanı bizden aday değil. Ama ben size söyleyeyim, vergi reformunu çalışırken biz Sanayi Odası Başkanı'nı da çağıracağız. Çünkü Sanayi Odası'nın da o konuda söyleyecek sözü vardır. CTP hükümet olduğu evet. dönemde ya da bugüne kadar vergiler adil bir şekilde alınıyor muydu? Mesela benim başkanım 136. sırada olduğunu söylüyor küçücük bir klinikle. O zaman bu sorunun yanlış olduğunu düşünüyorsunuz da. Yani bugüne kadar o zaman niye almadınız doğru düzgün adaletli bir şekilde? Yani hükümet de oldunuz. Yani bu soru tabii dördüncü defadır dolanıp geliyor. Yok ben geç geldim. Anladım yani tekrar aynı şeyleri söyledim. Yani kadroyla ilgili dediğiniz anda ben de bu soru çıktı. Hayır yani. Kadroyla o ilgili. O zaman neden adil bir şekilde bu ülkede vergiler alınmıyor? Neden yani? O zaman alınmadı ya da tamam, bu kadar şey saçma tamam, bir soru buldunuz da. Siz bitirin de ben konuşayım yani. Çünkü ben konuşurken siz de konuşuyorsunuz. Yok estağfurullah. Yani. Bitirdiniz de başlayın. Başkanım, mikrofonu koyun rahat edeyim. Bizim maliye bizdeyken ve burada rakamlar da var isterseniz açayım. Maliyenin bizde olduğu dönemde kayıt dışılıkta çok ciddi azalma vardır. Vergi gelirlerinde vakit varsa açar rakamları da söylerim. Vergi gelirlerinde çok ciddi yükselme vardır. Ama derseniz ki nasıl oldu da siz maliyedeyken kayıt dışılığı tamamen sıfırlayamadınız ve vergi gelirlerini 5 katına çıkaramadınız. Ben de size derim ki karşınızda sihirbaz yok. Çünkü bu memlekette kayıt dışılığı bir günde sıfırlayacak ya da bir dönemde sıfırlayacak. Vergi gelirlerini bir dönemde 3'e 5'e katlayacak kimse olamaz. O yüzden Serdar Denktaş'a akşam dedim ki sen nasıl iddia edebilirsin 20 ayda denk bütçeye ulaştığını, 20 ayda sosyal sigortalar zarar ederken kâra geçtiğini. Bilimsel olarak mümkün değildir. 20 ayda bunu yapamazsınız. Ama CTP neden kayıt dışılığı azaltamadı maliyedeyken diye sorarsanız yanlıştır sorunuz. Rakamlar ortadadır. Zerem Mungan döneminde, Hasan Bey döneminde ve Birikim Özgür döneminde kayıt dışılık çok ciddi oranda azalmıştır. Vergi gelirleri çok ciddi oranda artmıştır. Hatta son 20 aylık hükümet döneminde içeriden elde ettiğimiz gelirlerde %10 oranında bizim dönemimize göre azalma vardır. Rakamlar buradadır. Sizinle bitince program paylaşırım. Dolayısıyla biz bunu yapamadık değil yaptık. Hem de yaptığımız dönemde zaten Ticaret Odası Başkanı da bizim milletvekilimiz değildi. Dolayısıyla vergi reformunu neden yapamadınız? Çünkü Ticaret Odası Başkanı var gibi kurduğunuz denklemin hiçbir mantıksal sonucu yok. Ticaret Odası Başkanı da olacak. Tekrar söylüyorum daha önce sorulan soruya bu cevabı verdim. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bunun üzerinden bir eleştiri yapmak. Bana sorarsanız gerçekten de politikayı böyle çok yerlerde bir yerlerde gezdirmektir. Sebebi çok açık. Çünkü biz inanıyoruz ki nasıl ki siz kalktınız, madem ki sordunuz ben de söyleyeceğim artık. Sayın Tözün Tunalı'yla bizim partimizden giden arkadaşları aynı partinin içinde birleştirdiniz. Daha geçen gün bir Girne milletvekili adayınız çıktı televizyona dedi ki en büyük düşmanımız Yunanlılardır, Rumlardır. O bir taraftan partinizin başka adayları
federasyonu savunuyor. Adada biz bugüne kadar bir tek laf etmedik bu konuda. Ama sorarsanız edeceğim artık. Çünkü yani bu kadar da kendi içindeki durumdan bir haber olup da karşıya eleştiri yöneltmek kadar tuhaf bir şey olamaz. Çok açık söylüyorum. Bizim iddiamız net, her yerde de söyledik. Biz Ticaret Odası Başkanı'nı da, Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı'nı da, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı'nı da, Hayvancılar Birliği Başkanı'nı da, Tıp İş Başkanı'nı da, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı'nı da ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve KİTÖS Yönetim Kurulu üyelerini de partimizin kontenjan adayları listesinde birleştirdik. Çünkü bu memlekette bir varoluş mücadelesi veriyoruz ve sen iş insanısın, sen esnafsın, sen doktorsun, bilmem nesin diye insanları bölerek bu varoluş mücadelesini verebileceğimizi ve bunu kazanabileceğimizi düşünmüyoruz. Bu bir varoluş mücadelesidir. Herkes, bir laf vardır ya Kıbrıs'ta, atsın gözünü, uyandırsın canını, duvara doğru gidiyor bu toplum. Biz bu toplumun duvara doğru gitmesini güçlerimizi birleştirerek engellememiz gerektiğini düşünüyoruz. Fikri Toros'u da ben dün tanımadım. Toros da kendi şirketinde nasıl işçilerin bütün ödeneklerinin zamanında yatırıldığını, nasıl Kıbrıs konusuyla ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi ile birlikte yıllardır mücadele verdiğini hiç kimseye anlatmak zorunda değilim. Bütün herkes Fikri Toros'un kim olduğunu da bilir, Sıla Usar'ın kim olduğunu da bilir. Ama CTP'nin niye bu politikayı seçtiğini de anlatıyoruz. CTP bu politikayı güçlerin birleştirilmesinin zamanıdır diye seçti. Ben bugüne kadar TKP yeni güçlere nasıl oldu da Tözün Tunalı'yla bizim arkadaşlarımızı bir araya getirdin diye sormadım. Mecbur bıraktınız. Bu akşam sormak zorunda kaldım. Sayın Genel Başkan, arkadaşlarımızın bu güzel sorularından sonra benim soracaklarım çok hafif olacak size ama bir iki eksik gördüğüm maddeyi tamamlasam. Bir tanesi mesela yayın sırasında biz birçok vatandaş internetten sizi tam izleyemiyoruz. Dolayısıyla diyor kim seçilirse seçilsin ilk bu sorunu çözsün diyorlar. Evet. Ben de bu çerçevede size soruyorum. Bu 3G bile çalışmıyor şu anda bu ülkede doğru dürüst. 3. GSM şirketine sıcak bakıyor musunuz? 4G'yi getirecek misiniz? Birinci sorun budur. İkincisi mesela bizim meslekte de görüyoruz. Vatandaşlar da bilgi almak bu ülkede çok zor bir olaydır. Evet. Mesela Rum basınında hemen hemen her 2-3 haftada bir haber okuyorum ben kısaca. Barajlarda doluluk oranı şuraya indi, buraya indi diyorlar. Hemen internete giriyorum. Bütün baraj kaç tane baraj varsa güneyde galiba 17 tane baraja tümünde şu an girersek internete bulabiliriz şu anki doluluğu. Bizim arkadaşlarımız 3 haftadır Kuzey Kıbrıs'taki doluluğu bekliyorlar. Hala daha raporu çıkmadı deniyor. Yani internetten vazgeçtim. Yani yazılı bir şekilde yahut da ne bileyim işte telefonun bize verilecek bir rakam bile yok. Evet. Bunu nasıl çözeceğiz bu işi? Yani bu e-devlet meselesi falan var. Şimdi bazı partiler iktidara gelmeleri halinde geriye dönük olarak da yolsuzluk suistimal iddialarını araştıracaklarını, yargıya taşıyacaklarını söylüyorlar. Mesela vatandaşlarımız merak ediyor, ben de diyorum. Siz aralarında partili, sizin partinizden de olsa bile geçmişten ve bugünden bazı yolsuzluk suistimal iddialarını sonuçlandırma düşünceniz var mı? Yani yok sadece soruşturma başlatma, sonuçlandırma. Çünkü en büyük sıkıntımız soruşturmalar başlıyor, bir süre sonra bakıyoruz hasıraltı ediliyor. Bu konudaki bir düşüncenizi açıklayabilir misiniz? Bir de bu Kıbrıs meselesi, barış meselesi var. Şimdi bugün gene bugünkü Rum basında okudum. Gençlerle bir kamuoyu araştırması yapmışlar. Seçimlere dönük olarak oy kullanacak mısınız, sandığa gidecek misiniz falan. En büyük şikayetiniz nedir? Bir soru da Kıbrıslı Türk gençlerle bir temasınız var mı? Yakınlaşma, görüşme. Yani hemen hemen hepsi herhangi bir yakınlaşma yok. Kıbrıslı Türk gençlerle bir ortak işbirliği yok, buluşma yok, yakınlık yok, hiçbir şey yok. Böylesi bir ortamda nasıl hızlı bir çözüme gidebilir bu iki toplum? Yani iki toplum arasında bu yakınlaşma yoksa bunun bir süreç alacağını düşünüyor musunuz? Yani en azından güven yaratıcı önlemler çerçevesinde başlatılabilirse
Ne düşünüyorsunuz? Evet. O kadar. Evet. Evet. 3G ile ilgili, yani internetin hızlandırılmasıyla ilgili programımızda demin de sorulmuştu, özelleştirme babında kim sordu unuttum. Söyledim, programımızda çok açıktır. Kamu özel ortaklığı modeli öngörüyoruz. Telekomünikasyon dairesiyle dışarıdan gelecek ve üçüncü bir şeyin, operatörün devreye girmesini çok açık bir şekilde programımızda öngörüyoruz. İkincisi, çok katılıyorum sizde bilgi edinme konusundaki eksiklikte. Biz biliyorsunuz bir maliyenin seyir defteri falan gibi bir şey yapmıştık Maliye Bakanlığı dönemimizde. Bütün rakamlar o internet şeyinde görülebiliyordu. Gene programımızda var en azından maliye açısından. Ama bir de istatistik kurumu var. Çünkü bu memlekette en önemli sorunlardan biri istatistik verinin de olmaması. Mesela ben turizmle ilgili bütün çalışmamızı bu şeyde en son 2014 verilerine ulaşarak yapabildim. 2014'ten sonraki veriler henüz ortada yok. Ve biz bunun üstüne turizm politikası inşa edeceğiz. O yüzden bir an önce zaten biliyorsunuz istatistik kurumunun bir an önce o kurulacak ve istatistik kurumunun tüm verileri tüm bakanlıklar içinde de ayrı ayrı internet sitelerinde olacak. Çok da kolay bir şeydir aslında. Hiç de zor bir şey değil çünkü küçücük bir ülkeyiz. İstatistik toplama niyet varsa çok kolaydır. Dün gece de söyledim ben. CTP tek başına iktidar olsa da CTP'lilerle ilgili yolsuzluk iddialarının biz peşine düşeceğiz. Hiç bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben hukukçuyum. Hesabı benden sorulsun. Hiç başka birinden değil. Tufan Erhürman'dan sorulsun. Eğer bu konuda yolsuzluk iddiası var da biz bunların peşine düşmediysek. Çünkü CTP dediğiniz parti %44'lere 45'lere çıkmış bir partidir zamanında. Yani bu toplumda her iki kişiden birinin oy verdiği bir partidir. Bu parti çok geniş bir spektruma hitap etti belli bir dönemde. Hata yapan arkadaşlarımız olduğu lafını ben kurultaydan bugüne defalarca söyledim. Dolayısıyla bu konudaki iddiaların sonuna kadar tek başına iktidar olsak dahi gideceğiz. Hesabı da benden sorulsun. Çok açık söylüyorum. Gençler arasında yakınlaşma yok. Çok doğrudur. Çok doğrudur. Zannediliyordu ki hatırlarsınız siz de ben de çok iyi hatırlarız. Sen bizden biraz gençsin. Sen daha az hatırlarsın Aytu. 2003'te zannediliyordu kapılar açıldığında böyle herkes bir kucaklaşacak ve artık hep beraber yaşayacak falan ama 2003'ten 2017'ye geldik. 14 senedir ne gençlerin ilişkilerinde, ne iş insanlarının kurduğu ticari ilişkilerde, ne kültürel ilişkilerde en azından bizim arzu ettiğimiz derecede bir gelişme maalesef olmadı. Bunun muhakkak teşvik edilmesi lazım. Kıbrıs sorunu çözülmediği ortamda da teşvik edilmesi lazım. Çünkü kapılar açıktır ve bu iki toplum yan yana yaşıyor. Yan yana yaşayan şu anda ve ileride birlikte yaşama ihtimali yüksek olan bu iki toplumun gençlerinin birbirini tanıması lazım. Yani bugün kafa sallayan arkadaşlarım da eminim Güney Kıbrıs'a geçiyorlardır veya geçmiyorlarsa bile Güney Kıbrıs'tan birileri buraya geçiyordur. Ve bu insanlar belli yerlerde karşılaşıyordur. Bir barda karşılaşabilir, bir eğlence ortamında karşılaşabilir. Bu insanların iletişim kurmayı becermesi lazım. Bu da ciddi politika meselesidir. Yani böyle durmadan insanları birbirine karşı kışkırtarak yapabileceğiniz bir şey değil. Tam tersine bu ilişkiyi medeni seviyede geliştirmeye başlamanız lazım. İlla çözüm olsun diye de değil sadece. Çözümün olmadığı koşullarda da barış içinde yan yana yaşama ortamı bozulmasın diye. Ama ben bir adım öteye geçeyim Reşat Bey. Buradan izin verirseniz sonlara geldik herhalde artık. Biz maalesef şeyi bile beceremiyoruz. Yani bu memlekette 12 bin Rus var şu anda. Bu 12 bin Rus'la Kıbrıslı Türkler arasında ne kadar iletişim kurduk? Geçtim onu. 10 yıllardır burada olan Türkiye kökenli vatandaşlarımızla Kıbrıs kökenli vatandaşlarımız arasında ne kadar başardık o doğru temas ortamını, doğru kültürel alışverişi kurmayı? Ne kadar başardık Karadeniz kültürüyle, Antep kültürüyle, Maruni kültürünün, Rum kültürünün ve Kıbrıs Türk kültürünün yan yana olduğu ortamı çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşadığımız ve bir kez bir ortama dönüştürmeyi. Farklılıklara sahip kendi eğitim programlarımızın ve hükümet programlarımızın parçası haline getirmeyi ya beceremedik ya vizyonumuz buna uygun değildi. Neden CTP yapmadı diye gene sorulacaksa sorulmadan söyleyeyim CTP yaptı.
Barışla ilgili kitapları da CTP yaptı. Tarih kitaplarını da CTP değiştirdi. Bu okullarda okutulan kitapları da CTP yazdı. Ama yetmez. CTP yaptı da hepsini halletti de demiyorum. Yetmez. Çünkü bu memlekette gençlerin barış içinde bir arada yaşamayı, çok kültürlülüğü ve gerçekten farklılıklara saygıyı öğrenmesi lazım. Bu sadece Rumlarla kurduğumuz ilişkilerde değil. Kendi içimizde bile bu sorunu hala ciddiyetle ele alıp da çözebilmiş değiliz. Eğitim politikamızın önemli parçalarından biri. O yüzden çok kültürlülüktür. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Sayın ben Başkan. Ben teşekkür ederim. Tam 6 hafta oldu. 7 program oldu bu hafta. Tabii süreçte dar olduğu için Sayın Başbakan da pazartesi eğer katılıyor olsaydı 7 haftada 8 konuğu ağırlıyor olacaktık. Ancak bu formatın bu son programı oldu. Sayın Ulusal Birlik Partisi Başkanı'nın pazartesi günü gelmeyeceğini bize bildirmesiyle birlikte tüm siyasi partilerden ilk programdan bu programa kadar katkı koyan herkese, tüm parti adaylara ve üyelerine teşekkür ederim geldikleri için. Ve tüm parti başkanlarına da, Sayın Evrimen de dahil olmak üzere katılan tüm parti başkanlarına da tekrardan teşekkür edelim. Tabii Merit Lefkoşa Otel'e bize bu katkıyı sağladığı için ona da yöneticilerine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Son programı yaptığımız için bu formatta ve bu formatla birlikte de duyurduğumuz için Hotlü Meydan seçim müziğimizi ona da katkı koyan Sayın Reşat Akar sözlerini yazmıştı. Sayın Aydın Çubukçu da bestesini yapmıştı. Onlara da teşekkür edelim. Ve son program, bu format değil ama son programımız haftaya Perşembe gün bu özel programlardan 4 Ocak Perşembe akşamı saat 20'de yine burada tüm parti başkanlarını, yine Ulusal Birlik Partisi başkanı hariç ağırlayacağımızda bir kez daha hatırlatalım. Biz teklifi yaptık ama hani bizden kaynaklı değil, onun da altını tekrar çizelim Sayın Özgürlüğün katılmayacak olmasında. Burada gerçekleştirmiş olacağız. Tekrardan herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Doktor yine umut oldu. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Kudret diyor haydi mahalleye, Cemal güveniyor reise, Çakıcı küpürüyor her yerde, yeniden doğanlar sahnede. Güneşin etrafı bulutlandı, şimşek çaktı, yağmur yağdı, beklemeye tahammül kalmadı. Öyleyse hodri meydan, 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 hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, bu bayrak inmez. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, aha bu bayrakla hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan.